Aleyküm selam Nevzat. Nasıl şu an yayın? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Şu an iyi. Sinan hoş geldin. Aleyküm selam arkadaşlar. Yayın şu anda iyiyim arkadaşlar. Tuncay'a bir yayını alacağım. Şu an güzel. Tamam bir daha deneyelim. Tuncay abi gelsin. Bayram hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya benim internette bir sıkıntı yok diye düşünüyorum ama. Şimdi olmazsa Tuncay abinin iyi mi Engin abi? Tamam. Şu anda çok iyi. Olmazsa Tuncay abinin yayınını ondan mobil mi isteyeceğiz acaba? Dur bakalım. Ya bu internet işi hep sıkıntı ya. Herkes evde şu anda arkadaşlar haliyle. Bir internette bir şey oluyor herhalde. Bir yoğunluk oluyor. Tuncay abi bir gelsin bakalım. Şu anda iyi diyorsunuz yani. Tamamdır Eskişehir'de düzeldi tamam. Ayhan Can Hollanda'da iyi izliyordu ama Türkiye'de sıkıntı var herhalde. Evet arkadaşlar tekrar yayını paylaşırsanız çok kişiye ulaşırız. Gruplarda paylaşırsanız memnun olurum. Yani birçok arkadaşımıza ulaşmış oluruz bilgi anlamında. Herkes sorularını sorabilir. Soruları da zaten ara ara alacağız konunun içinde. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tuncay abi gelmedi ama dur bakalım. Tamam. Ankara'dan düzeldi. Şimdi Tuncay abi bağlayacağız bakalım düzelecek mi? Heh. Tuncay abi senin internetinde bir sıkıntı olmasın. Daha hoş Valla geldin. evde herkes çıktı. Sadece Wi-Fi'ye ben bağlıyım şu an. Ha, herkes çıktı mı? Tabii, yani önceki yayında da çıkmışlardı zaten. Direkt Wi-Fi'den bağlıyım. Bilemiyorum bir sorun varsa eğer. Mobili de açabilirim ama mobilden daha iyi olacağını düşünmüyorum pek. Ben de düşünmüyorum. Ben de o yüzden mobile bağlanmadım. Şimdi tamamsa arkadaşlar devam ediyoruz. Tamamsa diyeceğiniz bir şey yoksa devam ediyoruz. Evet abi sen şimdi yöreleri anlatıyordun. Bir de benim telefonumda Wi-Fi ve mobil aynı anda açık oluyor ve Wi-Fi'nin zayıfladığı durumlarda mobil devreye girip ne derler ona destekliyor. Anladım. Tamam abi benim de öyle. Neden bahsediyorduk? Ülkemizdeki alabalıklardan bahsediyorduk ve endemik türlerimize gelmiştik. Yine aynı Yani oldu diyor. Abi çok Tuncay abi çok özür dilerim. Hakkını helal et. Ya Nevzat nasıl aynı oldu abicim? Ben anlamadım ki ya ne oldu şimdi? Abi ne yapacağız? olabilir Nevzat teknik dedi ki sorunlar. İstersen ben hemen buradan Wi-Fi'yi kapatabilirim. balığı götürür müsün? Daha demiş beni balığa götür Tuncay abi demiş. Arkadaşlar Götürelim hayırdır konuşuyor. diyor. Mobile geç bakayım Tuncay abi. Wi-Fi'yi kapattım masa. Dur bakalım Ama mobile geç. sen dondun ben. Şu an Wi-Fi'yi kapattım. Böyle Şu an deneyelim bir de istersen. bir kontrol eder misin Nevzat? Bir kontrol eder misin? Sen hani ilk sen söyledin. Ama senin sesinde kırılma başladı yani ben Wi-Fi'yi kapatınca. Bak şey Artvin'deymiş daha. Burada diyor gayet iyiyiz diyor. Bende de kötü diyor. Evet iyi gitti diyor. Ayhan Can geldi. Ya arkadaşlar ben şimdi anlamadım. Artvin'den bak bağlanıyor. Hollanda'dan bağlanıyor. Ahmet Tankuş Gebze'den bağlanıyor. Nasıl oldu bu iş? Şöyle anlatayım ben sana. Ben Serkan İnanç Başkan'ın canlı yayını Evet. izlemiştim. Bülent Yıldırım'ın bir iki yerde hem sizde hem başka bir mecrada yayını oldu. Onun tamamını izledim. Vedat Bey'in yayınının tamamını izledim. Metin Bey'in yayınının tamamını izledim.
Bu yayınların hepsinde bu tarz problemler oldu. Ancak şikayetler geldiğinde benim yayınım her zaman düzgündü. Birkaç defa açtık kapattık o diğer canlı yayınlarda. Bölge bazlı olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü ben o şikayetler geldiğinde canlı yayınları izlerken hiçbir sorun yaşamadım. Ya bütün Anladım. canlı yayınları çok normal bir vaziyette izledim yani. Tamam abi Şey devam hariç, edelim. Yani ben bu şimdi ses yankılanması hariç, o da kullanıcı hatasından muhtemelen, ses yankılanması hariç hiçbir sorun olmamıştı yani. Tamam abi devam edelim o zaman. Tabii nasıl Tamam. isterseniz. Şimdi ülkemiz alabalıklarından bahsediyorduk. Ve buzul çağından sonra dünyaya ve ülkemizdeki mevcut pozisyonlarına nasıl yerleştiğinden bahsettik. Abant alanımızdan bahsettik endemik olan, ama şunu atladık bahsetmeyi. Tamam abi Dünyadaki devam edelim. bütün balıklara kahverengi alabalık ismi takılır. Yani tür olarak hepsi kırmızı benekli. Kahverengi alabalık dediğimiz zaman doğal alabalığı anlarız. Ülkemizde Tamam. abant farklı bir türdür. Endemik bir türdür. İkinci önemli bir türümüz daha var. Dünyaya ve ülkemizde Anadolu alabalığı, literatüre Anadolu alabalığı ismiyle geçen ve bizlerin de bu ismi kullanmamızın özellikle tercih ettiğimiz bir balık türü vardır. Seyhan Nehri havzasında ve yakın havzalarda bulunan Platykefalus. Salmo, Platykefalus ülkemize ait endemik bir türdür ve çok değerlidir. Onun haricinde deniz alamız var. Kuzeyde, Doğu Karadeniz'de deniz alamız var. Labraks olarak adlandırdığımız deniz alası var. Bu da bir alabalık türdür. Endemik olarak adlandıracağımız türler bunlar. Dört Üç tane tane. saydın. Bir Üç daha. tane. Kırmızı benekli genel olarak adlandırıyoruz. Tamam. Kahverengi, brown trout, yani İngilizcesi brown trout, kahverengi alabalık olarak adlandırıyoruz. Genel isim olarak adlandırıyoruz. Şimdi Ülkemizde hem kırmızı benekli alabalıklar var, hem siyah noktalı alabalıklar var, hem de mor benekli alabalıklar var. Ya da Platykefalus gibi kırmızı beneği çok az ama siyah ve mor benekleri biraz daha böyle yayılmış, daha fazla olan balıklarımız var. Fakat son yıllarda üniversitelerin detaylı araştırmalarıyla birlikte mevcut alabalıklarımız teker teker adlandırılmaya başlandı. Örneğin Labraks türüne, Salmo turut da Labraks türüne, Choruhensis, Çoruh'tan kaynaklanan bir isimle Çoruh Nehri havzasında yaşadığı için Choruhensis ismi verilmeye başlandı. Rize'deki kırmızı benekli alabalıklarımıza Rizehensis, Rize'ye ait anlamında isim verilmeye başlandı. İşte güneyde Akdeniz'e dökülen sularımızdaki balıklarımız o sulara özgü tanımlamalar yapıldı. Bu tanımlamaların ne önemi var diyeceksiniz. Biz avcıyız, bize ne? Biz balığımızı yakalarız, Evet. gerisine bakmayız diyebilirsiniz ama ülkenin zenginliklerinin farkına varmak açısından ve alabalık neslinin ne kadar değerli olduğunu farkına varmak açısından bu tanımlamalar önemli. Evet. Alabalığı nasıl tanırız? Evet Alabalık abi. diğer balıkların haricinde alabalıkta bir yağ yüzgeci vardır. Diğer yüzgeçlerine, sırt yüzgecine ilave olarak bir de kuyruğuna yakın bir yağ yüzgeci vardır. Yağ yüzgecinden alabalığı diğer balıklardan ayırabiliriz. Bu da önemli bir noktadır. Yani suyun içinde de ayırabiliriz. Eğer suyun içindeki hareketleri ve ivmelenmeleri, suyun içinde dolaşması da diğer balıklara, diğer tatlı su balıklarına özellikle de çok benzemez. Yani bir kefalden, sazandan ya da bir turnadan ya da bir levrek türünden, tatlı su levreğinden çok rahat bir şekilde eğer suyun altını gözlemliyorsak alabalığı ayırabiliriz. Yani ülkemizdeki türlerde daha çok bahsedebiliriz ama bu kadar yeterli olur sanırım Hasan. Tamam. Peki, şimdi
Arkadaşlar sahteleri soruyorlardı. Şimdi arkadaşlar malzeme konusuna gireceğiz. Avlanma teknikleri konusuna gireceğiz. Sırayla geliyoruz. Alabalık nasıl yapılır? Alabalık avı nasıl yapılır? Hangi yöntemlerle av yapılır? Evet. Öncelikle at çeksitli. Benim de bizzat uzun yıllar uğraştığım Sipin olarak da alınan genel ismiyle ama bizim Türkiye'de artık son yıllarda Türkçe isimlendirmeler çok önemli. At çek olarak adlandırdığımız stille ve spin makinelerle, bait Hayırlı akşam. test makinelerle yapılan bir avcılık türüdür. Onun haricinde benim son 17-18 yıldır çok ciddi şekilde uğraştığım ve dünyada birçok yerde kabul gören ve alabalık avcılığının son noktası olarak ve balık avcılığının en üst noktası olarak adlandırılan nacizane fly fishing, yapay sinekle balık avı şeklinde sinek ve böceklerle alabalığın asıl besin kaynağı olan bütün sucul, sinek. Doğal yollarla dediğin yani Evet, yüzeysel. evet. Evet. Yapay o doğal sineklerin yani böceklerin taklitlerinin yapıldığı Evet. sineklerle avlanıyorum. Bizzat bunu ben icra ediyorum son yıllarda. Hatta spin'den çok daha fazla ne bileyim son 10 yıldır %10 spin'le avlandıysam %90 fly fishing ve avlanmışımdır. Fly oltasını elimden bırakmamışımdır ama uzun yıllar spin'le avlandık tabii. Bir de beklemeli av yapabilirsiniz. Benim şahsen hiç heves etmediğim doğal yemlerle, bu balık olabilir, yemlik balık olabilir, işte hamur olabilir, şamandıralı sistemlerle ya da dip sistemleriyle at ve bekle şeklinde. Hani sazan avında olduğu gibi yemleme de söz konusu bu avlarda. Yemleme de yapabilirsiniz. At bekle şeklinde zille takılabilir. Bir elektronik olabilir. O zil normal bir zil olabilir. Çıngıraklı bir zil olabilir böyle. At bekle şeklinde üç türlü avı vardır ama ben hayatım boyunca at bekle alabalık avcılığıyla hiç ilgilenmedim. Ama uzaktan tabii ki gözlemledim. Çeşitli mamul yemler, doğal yemler, hamurlar. Kullanmayı da soruyorlar ama Tuncay kullanmakla ilgili caiz mi de demiş daha da böyle bir şey var mı ben Hayır. bilmiyorum. Ağ kullanmak devletimizce caiz değil. Çünkü orada yasalara bakıyoruz. Bu Evet. işin yasasında bahsettiğimiz zaman Herhalde latife ağ yapacağım. kullanımından da bahsederiz. Yani geleneksel olarak Türkiye'de yani serpme kullanımı, ağ kullanımı eskiden varmış. Bu işin kurallarından bahsettiğimizde bu noktaya değineceğiz. Evet Ama abi son şimdi yıllarda kuralların altının çizilmesiyle birlikte ağ kullanımı kesinlikle ve kesinlikle her türlü ağ iç sularımızda yasaklanmıştır zaten. evet. İşte avlanma yöntemleri biraz abi onun dediğin gibi açacağız. Tabii bunu da açacağız ama şunu bilmekte fayda var. Alabalığın birinci derecede habitatında yani besin kaynakları bütün sucul yaratıklardır. Yani en başında da bunların sinek ve böcekler gelir. Evet. Birçok kişi bilmez veya farkına varmaz bu işin. Yani attığınız, spinle attığınız bir mepsin bile kelebek taklidi. Hani kelebek derler Anadolu'da birçok yerde mesela. Döner kaşığa kelebek derler. Özellikle İç Anadolu'da ve Güneydoğu'da ve Doğu'da, Doğu Karadeniz'de bunun ismi kelebektir, döner kaşığının ismi. Kelebek denildiği zaman, ah tamam döner kaşıktan bahsediyor dersiniz. O da aslında bir böcek taklidi yapar yani dönerken. Hem balık taklidi yapar hem böcek taklidi yapar. Yani arabaların habitatında öncelikle sucul canlılar vardır. Bütün böcekler. Şöyle bahsedeyim, bir mayfly'dan bahsedeyim size. Yani bir Mayıs böceği olarak adlandırılır. Mayıs böceği doğduktan sonra uçar ve suya yumurtlama yapar. O yumurtalar suyun altına, taşların üstüne düşer, yapışır. Suyun içerisinde o larva gelişir ve yavaş yavaş yukarı doğru mu çıkmaya başlar. Yukarı doğru çıkarken kabuk atar, kanatlanır, suyun üzerine çıkar, o kanatlarını kurutur ve uçmaya başlar. Yani alabalığın birinci hedefi aslında bütün böceklerdir. Suyun hem altında olsun, içinde olsun, taş altındaki böcekler olsun, hem de uçma hazırlığında olan ve uçtuktan sonra tekrar suya konan böceklerdir. Bütün taklitler aslında bunun üzerinedir. Yani böcekleri ve
Yemlik balıkları takdir ederler. Evet. Şimdilik bu kadar bu konuyla ilgili. Tamam abi. Bir soru varsa soru alabiliriz ya da senin sorularına devam Şimdi edebiliriz. şöyle bir soru gelmiş abi de. Büyük bir dereye bağlanan ve gayet alabalık yaşaması için uygun olan küçük bir dereye yine bağlandığı büyük dereden alabalık getirmek yasak mıdır? Ve balığa zararı var mıdır? Diye bir soru geldi. Samet Demirel Şöyle, sadece alabalık için geçerli değil bu. Ülkemizde bakanlık izni olmadan herhangi bir kişinin ya da kurumun bakanlık izni olmadan, bunun altını çiziyorum, bir yerden bir yere balık nakletmesi yasalarla yasaklanmıştır. Yani bunun evet. belli izinleri vardır. Alabalık için geçerli. Bakanlığımız tabii alabalık için de geçerli. Yani şöyle, bu tabii çok masumane bir şey. Aynı havzada Anadere'den alınan bir alabalığın kola taşınmasında bireysel olarak benim düşüncem bir mahsur yok. Yani biyolojik olarak düşünüyorum, habitat olarak düşünüyorum. Bir mahsur yok. Çünkü sen götürmesen de o üst sulara, koldaki sulara zaten girme eğilimini üreme döneminde yapacaktır. Ha, bir şelale varsa orayı aşamıyorsa, insan eliyle o şelale aşırılabilir. Daha yukarılarda da aynı balığın yaşama şansı vermek için. Ama tabii bu çok bıçak sırtı bir konu. Dolayısıyla bu konuda bakanlıktan ve üniversitelerden destek almak lazım. Keza aşılama son dönemde çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Eksikleri var. İleride bahsederim konu Tamam. açıldığında. Yani bu konuya dikkat etmek lazım. Havzalar arası kesinlikle bir balık nakli yapmamak lazım. Ama bu alabalık için konuşuyorsak aynı suda nakletmekte bireysel olarak düşüneceğim bir sakınca olmadığı hususunda ama yasal olarak yasaktır. Peki abi. Daha az önce somon avı ile ilgili bir soru sormuştu. Onu Alalım. avlanma tekniklerinde geliriz herhalde veya sorarım ben sana ama somon Tabii. balığı, Taha'nın tekrar bir sorusu var. Somon balığı ile alabalık aynı mı? Somonda yasak var mı diye bir soru sormuş. Bunu cevaplayalım burada. Hı. İyi bir soru, güzel bir soru. Şimdi somon familyasıyla Daha şeyde alabalık sıkıntı yok. familyası. Daha sıkıntı yok değil mi yayında? Daha Artvin'den seyrettiğini söylemişti. Orada sıkıntı yok. Maşallah. Bağlandığına göre bize çok net Valla görüyoruz. daha bildiğim kadarıyla şu an Kafkasör Artvin'de Yaylası'ndan. öyle demişti Kafkasör ya. Yaylası'ndan bizi seyrediyorsa mükemmel ya. Oradan seyrediyor evet. Evet, ben çünkü gittim Kafkasör Evet abi. Yaylası'na. Alabalık peşinde olunca Türkiye'deki bütün coğrafyalara gidebiliyorsunuz yani. Bu da Evet. alabalıkçının ayrı bir avantajı Aynen. yani. Şöyle söyleyeyim. Somon balığıyla alabalık akraba diyelim. Yani aynı balık değiller. Şöyle, çok bıçak sırtı bir konu bu. Somon balığının denizlere, somon balığı denizlere göç eder. Doğduktan sonra tatlı suda doğar. Denizlere göç eder, denizde büyür ve tekrar üremek için doğduğu tatlı suya geri döner. Tatlı suda üreme yapar, ölür. Yumurtadan çıkan yavrular programlanmış bir bilgisayar gibi denize iner, denizde büyür, tekrar doğduğu suya gelir. Ve yavrulamak için, yumurtlamak Oh. için daha doğrusu. Somonun özelliği budur. Yani alabalık farklı bir türdür bu açıdan. Yani tatlı su balığıdır. Somon hem tuzlu su hem tatlı su arasında yaşam evresinde gider ve gelir. Hı. Türkiye'de yapılan en büyük hata şudur. Gökkuşağı alabalığı çiftliklerde üretilen kuzey menşeili, Rusya'nın kuzeyi, Kamçatka ana vatanı olan, Sibirya'nın kuzeyi ana vatanı olan, kuzey doğusu,
Japonya'nın çok kuzeyi Kamçatka. Ana vatanı orasıdır. Gökkuşağı alabalığının. Bir şekilde dünyaya insan eliyle dağıtılmıştır ve ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. Hastalıklara da karşı da bu süreç içerisinde direnç sağlamıştır. Ve çiftliklerde gerek tuzlu suda, gerek tatlı su çiftliklerinde üretilerek büyütülür ve çiftliklerden kaçtığı zaman da çeşitli sebeplerle çiftlikler patlıyor, sel oluyor, işte ne bileyim buz Evet. oluyor, bir göldeki çiftlik etrafı buz oluyor ağların. O buzlar şeyleri patlatıyor, kafesleri patlatıyor. O kafeslerin patlamasıyla, havuzların selden patlamasıyla iç sularımıza dağılmış bir balık türüdür gökkuşağı alabalığı. Büyüdüğü zaman buna Türkiye'de somon derler. Somon yakaladım derler. Aslında teknik olarak çok hatalı bir terimdir bu. Gökkuşağı alabalığı büyüdüğü zaman da gökkuşağı alabalığıdır. Somon olmaz büyüdüğü zaman yani. Somon bambaşka farklı bir türdür. Mesela Karadeniz somonu denen bir balık türü yetiştiriyorlar şu an şeyde, Karadeniz'de, çiftliklerde. Yani alabalıkla alakası yoktur o balık. Bambaşka bir türdür yani. Onun haricinde güneyde Manavgat nehrinde, Manavgat ırmağında üreticilerin getirmiş olduğu türler vardır. Çiftliklerden kaçan. Mesela ben Atlantik somonu gördüm. Yani somonların en meşhurudur Atlantik somonu. Adı üstünde Atlantik'e kıyı olan ülkelerde tatlı suya giriş çıkış yapan somonlar. Atlantik somonu da gördüm. Tutmuşluğumuz da var yani şeyde, Manavgat ırmağında. O çiftliklerden kaçan bölgede. Dediğim gibi yani brown trout, kahverengi alabalıkla somon akraba olmakla birlikte farklı farklı türlerdir. Evet abi. Bu somonla ilgili çok küçük bir soru daha geldi. Devam edeceğiz ama soruları bir toparlayalım isterseniz. Somon her denizde olur mu? Karadeniz, Marmara, Akdeniz olarak sormuş Nevzat arkadaşımız ama böyle bir şey var mı? Yani her deniz için olma şeyi var mı? Hayır, şöyle, insan eliyle getirilmediyse oraya her denizde olmaz. Bizim en başta bahsetmiştim zaten. Lavrax olarak adlandırdığımız bir türümüz var. Karadeniz alası. Bu bir somon türüdür. Karadeniz alası. Yalnız son zamanlarda bu tanımlamalarla ilgili üniversitelerimizin yaptığı yoğun çalışmalarda bu Lavrax'a biz Chorohensis dersek daha iyi olur dendi. Chorohensis olarak, Çoruh alası olarak Lavrax türünü anıyoruz. Karadeniz'in orijinalindedir yani. Orijinalinde vardır. Sanayileşmeyle birlikte, atıkların çok fazla temiz sulara akıtılmasıyla birlikte, HES'ler, barajlarla birlikte Karadeniz somonumuz, Lavrax'ımız çok sayı olarak çok azalmıştır. Artık yoğunlukla da çiftliklerde üretiliyordur. Yani ben son zamanlarda atıyorum Çamlıhemşin'de fırtına derisinin çıkışında eskiden çok yakalanırmış fırtına derisinin çıkışında Salmaturuk'ta Labrax somonumuz. Ancak son yıllarda pek yakalayan yok. Yani belki yok oldu. Belki türü yok olmakla karşı Karşı karşıya zaten karşıya. kırmızı listede. Dünyada bir kırmızı liste var. Yok, türü yok olmakla karşı karşıya olan balıkların yayınlandığı bir kırmızı liste var. Zaten o kırmızı listede somon balığımız. Tamam abi. Son bir soru soralım. Ondan sonra diğer soruma geçeyim ben. Akarsularda doğal yem yasak ama bildiğim kadarıyla baraj göllerinde bazı doğal yemler yasak değil. Barajlarda hangi doğal yemler yasak değildir diye soru sormuş Samet Demirel Güceli. Tamam. Bunu avlanma konusuna geldiğimizde yanıtlayalım isterseniz. Unutmayalım. Ben de not alayım. Tamam abi. Şimdi abi üçüncü sorumuza geçelim. Alabalık avında kullanılan malzemeleri anlatır mısın bize? Sen alabalık avında hangi yöntemleri ve malzemeleri kullanıyorsun? Şimdi alabalık avında yöntemlerden bahsetmiştik. Evet. Spin yöntemi. Hem spin makinelerle
hem de bait cast makinalarla yapılan bir avcılıktır. Bizim derelerimizde bait cast makinaları çok fazla kullanılmaz ama çünkü kullanması zor bir makinedir. Tetik sistemi vardır bu makinede. Atarken ve çekerken onu çok düzgün ayarlamanız lazım ve kullandığınız misinayı aynı çerçeve içerisinde döndüğü için gam yaparak dolaşma yol açabilir. Daha çok spin makineler kullanılır. Ben de bir spinciyim. Baitcast makine çok gözlemledim ama hiç kullanmayı tercih etmedim. Hatta turnuvamda kullandığımda da birkaç kez dolaştırdım baitcast makineleri. Spinler sorunsuz olması açısından en ideal, en kolay makinelerdir. At çek avından bahsediyorum. Yani binlik, 2000'lik, işte 2500'lük, 3000'lik olarak tabir ettiğimiz kafalı makinelerin tamamını kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Alabalık avın makinesinde. Bir defa hafif olmalı alabalık avın makinesi. Niye hafif? Çünkü alabalık avı eğer bir saat yapıyorsanız alabalık avını sıkıntı yok. İstediğiniz kadar ağır bir makine kullanabilirsiniz ama alabalık yaşadığı coğrafya gereği alabalık avlamak zor bir iştir. Yani spinle avlandığınız zaman bir yerde saatlerce atmazsınız, at çek yapmazsınız. Dolaşırsınız, bir dereye başlarsınız aşağıdan. Akşama kadar artık kaç kilometre gidebilirseniz yukarı doğru, Taşıma atıyorum 5 problemi kilometre. O olacak. 5 kilometre boyunca onu taşımak zorundasınız. Yani bütün ekipman için geçerlidir aslında bu alabalık avında. Bütün ekipmanınız taşıyabileceğiniz ağırlıkta, dayanabileceğiniz. Şöyle, balık avlamak bir keyif işidir, değil mi? Yani hepimiz bunda hemfikiriz. Bir keyif Evet. işi. Çok büyük bir keyif alıyoruz orada bulunmaktan. Özellikle alabalık avlamaktan. Bu keyfi zararlı hale, sizin için çekilmez bir hale getirmeye gerek yok. Bütün makineleri kullanabilirsiniz ama ideal nedir? Hafif olan makinelerdir. Burada ne, Yani binlik bir makine kullanacaksınız. bir şeye sorayım. Yani yani biz şey olarak yani bulunduğumuz konuma itibariyle çok markaları ifade etmiyoruz ama hani Tabii, bu tabii. seçim olarak hani işte makinenin işte şu özelliği olmalı ki aflemeli veya işte şöyle bir işte rulman sayısı veya işte malzeme inox'tur veya işte alüminyumdur veya farklı bir şeydir. Hani bununla ilgili bir terim veya bir tabir var mı hani seçim konusunda? Yani genelde Yoksa plastik ve alüminyum kullanılır biliyorsun. yani. Nasıl abi? Genelde plastik ve alüminyum malzemeler kullanılıyor biliyorsun. Evet. Yani malzemenin çok önemi yok. Yani ne malzemesi kullandığının önemi yok. Toplam makinenin toplam kütlesinin hafif olması Ağırlık önemli. ana diyor sadece. Evet. Evet. Turun da çok fazla bir önemi yok aslında. Ama orta ve yavaş turlu makineler kullanmakta fayda var. Dediğim gibi kafalar binlik, 2000'lik, 2500'lük, maksimum 3000'lik yani teknolojik anlamdaki günümüzdeki makineler gözümüzün önüne getirdiğimde bu makine binlik bir makinedir. Ben size 3 tane makine göstereceğim. Yani marka telaffuz etmeyeceğim ama bu 3 makine Türkiye'de hakim olan 3 marka vardır. Herkes bilir Türkiye'de hangi markalara hakim derseniz makine konusunda 3 tane markamız vardır. Bu 3 markanın makinelerini göstereceğim. Bu onlardan bir tanesi. Binlik bir makine. Benim yoğun dere ağlarında kanyon, çalılık, kayalık, şelale geçişli, zor ağlarında yani makineyi taşımasının da zor olduğu ağlarda kullandığım bir makinedir bu. Yine ince misina takarım bunun üzerine. Önden kalamalı. Misilinin ölçüsünü Ağırlı. sorabilir miyim abi? Binlik bir makine bu. Masinanın kaçlık abisini Şu an bunda sarılı olan 0.16. kullanıyorsun? 16 milimetre. Evet, monofilament bir misina. 0.16. Binlik bir makine. Yani çok şeydir, evrensel bir makinedir. Bu piyasada da oldukça fazla satıldı diye düşünüyorum ben bundan. Ben çok memnunum mesela bu makineden. Binlik bir makine. Her türlü zor ağımda uçurum inmeli, çıkmalı. İşte kaya duvar, düz duvardan geçmeli, suyun içinden geçmeli, çalıların arasından geçmeli. Bütün avlarımda ben bu makineyi yanıma alıyorum. Evet.
Onun Başkanlar. yanında bir 2000'lik göstereyim mesela. Bu da 2000'lik bir makine. Aradaki farkı görüyorsunuz. Tabii. Bu da bildiğimiz ünlü bir markamız. Dünyada da çok ünlü olan bir marka. Bunun kafası da 2000'lik. Bunu gösterirken de şundan bahsedeyim. Yedek kafa çok önemli. Alabalık alın. Bir de yanında yedek kafanız olacak. Farkındaysanız bunda monofilament bir misine sarılı. Bunda da bir ip misine sarılı. Allah'ın Peki. durumu Ha, ve onu çünkü öyle bir hedef, soru. Evet. evet, hedef balığın durumuna göre bu kafaları değiştirebiliriz. Ya da bir problem yaşama şansımız Anladım. olabilir. Talihsizliğimiz olabilir. Bir kafayla bir problem yaşadığınız zaman hemen değiştirip ikinci bir kafayı kullanabilirsiniz. Hatta mümkünse aynı makinenin iki tane yedek kafası olmasının avantajı da çok büyüktür. Çünkü alabalık allakları arabanızdan indiğiniz zaman ya da kampınızdan uzaklaşılan avlardır. Yani sazan avı gibi, diğer avlar gibi hemen geri dönüp arabanıza, kampınıza malzemenizi tekrardan yenileyemezsiniz. Yanınızda olması gerekir. Çünkü kilometrelerce yürüyorsunuz. Spin avında, atçek avında. Zamanın nasıl geçtiğini farkına varmıyorsunuz. Dolayısıyla yedek kafasının olması çok önemli. Peki önüne bir leader bağlıyor musun abi? Oraya geleceğim misineler konusunda. Tamam. Bir Evet, makine daha sorumuz var. göstereceğim size. Bu da Tamam. 3000'lik bir makine. Bunun da yedek kafası var. Bakın bunda da ip sarılı. Klasman büyüdükçe ben ipi şeyi önce misine kullanıyordum farkındaysanız. 0-16 Evet. dedim buna. Evet. 2000'liğe misinasını söylemedim. 0-20 bağlı bunda şu an. Normal misine. Tamam. Ve bu 2000'in yedek kafasında da 0.10 milimetre bir 0.10 diye tabir edilen bir braid bağlı, ip misine bağlı bundan. Teflon kaplamalı. Bunda da direkt ip misine bağlı. Niye? 3000'lik biraz daha büyüttüm. Bu son gösterdiğim iki makineyi hem tatlı sularda, derelerde kullanabiliyorum ama daha çok tercihen göllerde ve büyük sularda kullanıyorum. Yani avlağım büyüdükçe makinemi 3000'e 3000'e kadar yükselttim. Fakat bu 3000'lik makineyle de küçücük bir derede akşama kadar avlanmak bu ip misinayla çok mantıklı gelmiyor bana. Tercih eden olabilir tabii ki de ama ince bir misinayla hafif bir makineyle akşama kadar bir derede avlanabilirsiniz miniklerde. Ama su büyüdüğü zaman tabii ki de göl, baraj gibi büyük yerlerde avlandığınız zaman, büyük sularda avlandığınız zaman hem misinayın milimetresini büyütebilirsiniz, hem makinenizi ve kafasını büyütebilirsiniz. Benim bu bahsettiğim üç makinenin de birer tane yedek kafası var. Eğer birinde monofilament sarılıysa, diğerinde ip misine sarılıdır. Ben lidar kullanmıyorum. Çok usta avcılarımız lidar kullanır. Doğru bir şeydir lidar kullanmak ama benim alışkanlıklarımın arasında lidar kullanmak yok. Turnada bile, turna avında bile yeni başladım lidar kullanmaya. Liderden kastımız nedir? Oraya gelelim. Misinalarla birlikte gelecektim oraya ama mesela Tamam. alabalık avında hangi misinalar kullanılır? Ondan bahsedelim. Evet. 0.16'dan başlarsın. Yani 22'ye kadar 0.16, 0.18, 0.20, 0.22. Spin atçekten bahsediyorum tabii ki de. Bu kalınlıktaki misinaları mono misinalar kullanabilirsiniz. Mono misinanın ucuna bir lider yapmaya gerek yok. Zaten görünmez. Görünmez bir misina yani. Yapacağınız lider, fluorokarbon lider, fluorokarbon mantığından, görünmezlik mantığından düşünüyorsak lideri, zaten mono kadar bir görünürlüğü olacaktır. Yani bir şey fark etmeyecektir. Ha, ip misinanın ucuna lider yapabilirsiniz. Ama burada kalınlığa dikkat etmeniz lazım. Fluorokarbon kullandınız. Kullandığınız fluorokarbonun gerçek bir fluorokarbon olup olmadığına çok dikkat etmeniz lazım. Türkiye'de son zamanlarda çok fazla lidar kullanılıyor. Özellikle deniz avlarında. Çok rağbet ediliyor. Çok da işe yarıyor. Kayaları falan düşündüğünüz zaman. Aynı şey alabalık avında da geçerli. Çok fazla fluorokarbon olmayan misine var piyasada. Yani üzerinde fluorokarbon yazıyor.
Ama detayına baktığınız zaman onun özelliklerini veriyor mu? Vermiyor. Fluorokarbonun amacı nedir? Birinci derece güven, görünmezlik. İkinci, mukavemet. Taşlara herhangi bir yere sürttüğünüzde ipmisine ya da monoya göre mukavemeti lifli olduğu için fluorokarbon liflerden meydana geldiği için siz görmüyorsunuz onu ilk bakışta. Cam gibi durur çünkü böyle baktığınız zaman. Ama içinde onun binlerce lif vardır birbiriyle birleşmiş. Mukavemettir onu kullanmanın amacı. Aynen. Ha, Sonuçta birçok usta olarak adlandırabileceğimiz arkadaşımız lider kullanıyor. Sözce abi çok Lider kısa bir şey kullanmanın söyleyebilir miyim? tabii. Arkadaşlar yayını şey yapmak istemedim de paylaşımları şimdi biraz sayımız da artıyor. Birçok kişiye ulaşmak için yayını paylaşırsanız çok memnun olurum. Birçok kişiye ulaşmış oluruz. Çünkü yeni gelen arkadaşlar var görüyorum. Farklı yerlerde paylaşırsanız birçok kişiye ulaşmış oluruz. Tuncay abimiz yani çok kıymetli bilgiler veriyor. Birçok kişiye de ulaşmamız için önemli tabii ki bu konu. Tamam. Tuncay abi devam edelim. Buyur. Ha. Yani bütün bir takım mereye göre seçilmeli. Hoş geldin. Gölse göle göre takım seçiyorsunuz. O Hı. mukavemette. Büyük bir nehirse Manavgat Irmağı gibi işte atıyorum. Kızılırmak gibi büyük bir nehirse o nehre göre takım seçilmeli. Küçük bir derede avlanıyorsanız ona göre takım seçilmeli. Ben verim açısından benim stilimde ne ipmisina ne monofilamentlisine verimimi aşağıya çekiyor. Çekemiyor. Çünkü bu işi uzun yıllardır yaptığımız için nereye atacağınızı, nasıl atacağınızı ve nasıl sunacağınızı iyi bildiğiniz takdirde ucuna lider bağlamışsınız, bağlamazsınız. Açıkçası çok böyle yüzdeleri değiştirmez. Neye sağlar, ne avantaj sağlar lider size? Fluorokarbon liderden bahsediyorsak eğer, Alakadar anlamda liderden olur. soru soran arkadaşın kastı fluorokarbonsa lider, mukavemet sağlar. Evet. Taşlara sürttüğü zaman kopmaz. Ya da bir ileşkenden onu çıkartması daha kolay olur ama tabii bu arada araya bağlayacağınız düğümün çok büyük önemi var. İşte mahin düğümler, işte FFG olarak adlandırılan düğümler yapılıyor biliyorsunuz. Mahin düğümü daha çok tavsiye ediliyor bu alabalık düğümünde. Oradaki düğümün de çok kaba olmaması lazım. Yani ipmisinin ucuna fluorokarbon ekleyecekseniz diyametre oranına, genişlik çap oranına çok dikkat etmeniz lazım. Kalın bir fluorokarbon kullandığınız zaman o birkaç yere sürtmeye başladıktan sonra o fluorokarbon görünür hale gelecektir. Avantaj dezavantaja dönmeye başlayacaktır. Yani çok uzun sürede o fluorokarbon misine kullanılmaz. Yani sık sık onu kontrol etmek lazım. Bir yerlere kayaya sürttükçe, taşa takıldıkça, değişik ileşkenlere takıldıkça fluorokarbonunuzu kontrol etmeniz ve yenilemeniz lazım hemen arkasından. Yani Anladım. sabahtan tak akşama kadar bir derede oraya çarp, buraya çarp falan gittiğiniz zaman o görünmezlik artısı kaybolacaktır tamamen. Üstündeki çük kaplama kalkacak yani. Tabii. Yani lifli bir yapısı olduğu için sürekli izlenecek ve görünür hale gelecektir. Belki ipmisin adam çok daha fazla rahatsız edici hale gelecek. Anladım. Peki abi, malzemelere mi geçelim? Malzemelerden bahsediyoruz. Makinelerden bahsettik. Misinalardan bahsettik. Tabii bütün Kamışlar malzemeler var. hafif. Hafif ve ince. Evet. Kamışın bahsedelim. Kamışlar Tamam. da ince olmak zorunda. Hafif olmak zorunda. Eğer derede avlanıyorsanız yine taşınması kolay. Kamışları Ölçü ne tercih olmalı etmekte abi? fayda var. Yani boy ve atarı ne olmalı? Şöyle 1.50'den piyasada bulunanlardan bahsediyorum. 1.50'den 2.20 santim, 220 santimetreye kadar bütün kamışlar kullanabilirsiniz. Kamışların atarı kullandığınız sahtelerin ağırlıklarına göre olmalı. Yani bir takım kombine olacak. Makinesiyle, kullandığınız misinasıyla ve kullandığınız sahteye göre kamış kullanacaksınız. Ben küçük derelerde teleskopik kamış kullanmayı tercih ediyorum. Aslında son yıllarda parçalı kamışlar
teleskopik kamışlara çok büyük bir üstünlük sağlamıştır. Hem dayanıklılık, hem mukavemet açısından, hem de noktasal atışlar açısından parçalı Evet. kamışlar çok daha etkilidir. Teleskopiklere göre, yapıları gereği. Parçalıdan kastım da iki parça kamış. Hani Evet. 3, 4, 5 değil. İki parça kamış. Fly fishing'de 3, 4, 5 parçaya kadar kullanılır kamışlar. O fly, yapay sinekle balık avının kendi içerisindeki bir şeydir, kuraldır. Ama spinle balık avcılığında küçük derilerde teleskopik kamış tavsiye ediyorum. Ha ben teleskopik kullanmam, taşırım bunu, hiçbir yere takmam, atışımı da çok rahat atarım diyorsa parçalı kamış tabii ki de kullanılabilir. Küçük derilerde. Dere Aa, senin büyüdükçe gibi artık böyle parçalılara dönmek. dağlar tepeleri çıkan biri olarak Tabii, yani daha ölüm, bazı avlarda ölüm tehlikesi atlattığınızı da düşünecek olursanız ellerinizin boşta kalması çok önemlidir bazı yerlerde. O yüzden şimdi göstereceğim gibi bir teleskopik kamışı katlayarak herhangi bir çantanıza, yeleğinize bir yere sabitleyip o geçişi ellerinizle 4x4 şeklinde yapabilirsiniz. Ama parçalı bir 1,80 kamış kullanıyorsanız bunu yapmanız biraz zor olacaktır. Her yerde mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla şu mesela size gösterdiğim, bilmiyorum ne kadar görünüyor. şu an İyi bir gözüküyor abi, çok markanın net. bir teleskopik kamışı. Başında bir koruma kılıfı var. Bunu siz çantanıza koyarken daha da fazla kuvvetlendirebilirsiniz. Eğer yedek kamış olarak taşıyorsanız ama direkt ava başladığınız zaman zaten çok rahat bir şekilde açıp kullanabileceksiniz. Çok kısa 1,50 bir kamıştır bu. Her türlü derede iş yapar. Her türlü alabalığı da çeker. Yani küçük kamış büyük balık çekmez demeyin. Çeker. Nasıl çeker? Tecrübeyle çeker. Acele Evet. etmezseniz, paniğe kapılmazsanız, balığı yani yeterli seviyede kullanırsanız her türlü balığı küçük kamışta da çekebilirsiniz. Özellikle alabalıklarda. Zaten bizim sularımızda öyle dev alabalıklar maalesef yok. Ne Yani kadar hedefinizdeki balık tabii ölçülebilir? porsiyonluk tabiri var. Böyle çok sevmem ben mesela o tabiri. Porsiyonluk tabiri direkt yemeğe yönelik oluyor. Evet. Hani diyeceksiniz ne var bunda ama hani ben kullanırken pek bunu kullanmam. El kadar ve eller büyük yani. Zaten limitlerden bahsedeceğiz. Limitte bir balık yakaladığınız zaman genelde limitte balıklar yakalarsınız Türkiye'de. Bu kamışlar 1,50. Atarı kaçtı bunun? İşte 2-8 gram bunun atarı. Hı. 2 gram yemden 8 gram yeme kadar ideal bir atarı. 2'den aşağısı ve 8 gramdan yukarısında yine atar atmaz. Tabii ki atar ama ideal atış skalasında değildir. Sizin hedefli Hı. atış yapabilmeniz için, rahat kullanabilmeniz için takımı gramajınıza göre kamış kullanacaksınız. Neyin gramajınıza göre? Kullandığınız sahtenin gramajına göre seçeceksiniz. Yine başka bir kamış göstereyim. Yine bu da teleskopik. Bu da benim hem direkt hem de yedek olarak kullandığım kamışlardan. Bu da 1,60 bir kamış. Bir önceki 1,50 idi. Olacak. Yine Evet, olacak. 1,50 bir kamış. Yine göstereyim. Mantar saplı olması şey tabii biraz kullanımı Zor. kolaylaştırıyor. Ama teknolojiyle beraber ev saplar da artık uzun süre dayanıklı bir şekilde dayanabiliyor ve bunların tutuşunda da mantara göre hiçbir değişiklik yok aslında ama şık bir kamış kullanmak istiyorsanız benim tercihim genelde mantar saplı olur. Fly fishing'den de kalma hep mantar saplıdır fly kamışları da. İngilizce cork olarak tabir ettiğimiz. İyidir yani mantar saplı bir kamış kullanmak kullanım açısından, balığa yemi sunmak açısından, kamışı kullanabilmek açısından iyidir. Gördüğünüz gibi çok böyle dev kamışlar kullanmıyoruz alabalık avında. Ama biraz daha balığı Peki. büyütecekseniz, açık sularda avlanıyorsanız yine iki parça bir kamış kullan. Bu da 1,80 bir kamış. İki parça. Bunu da hem derelerde Büyük alamadım yerlerde mi sesimi. kullanıyorsun? Büyük Yok, yerlerde mi derelerde de kullanıyorsun? kullanabilirsiniz. Bu 1,80 parçalı kamışı derede de kullanabilirsiniz. Büyük sularda da kullanabilirsiniz. Ama büyük sularda, çok büyük sularda ben şu an size burada göstermeyeceğim
2.10 Bilgisini alalım. 2.10 2.20 uzunluğu olan ve atarlardan Evet. bahsedecektim. 7.28 atarı olan bir kamış kullanıyorum. 7 Hı gram hı. 28 gram arası bir ideal atan bir kamış kullanıyorum. Büyük sularda, barajlarda, göllerde ve buzul göllerinde çok fazla spinini avlanmıyorum. Nadiren de olsa avlanıyorum. O yüzden buzul göllerine o büyük kamışları çıkartmıyorum. Fly fishing kamışlarımla avlanıyorum. Yoksa buzul göllerinde de büyük kamışlarla avlanabilirsiniz aslında. Peki, bait casting ile ilgili avantaj nedir? Öyle bir soru geldi Tuncay abi. Bait cast makineler hedef tutturmada yeterli çalışmayı yaparsanız ve öğrenirseniz, birisi size öğretirse ya da internetten araştırarak öğrenirseniz, hedef tutturmada 10 numara kamışlardır. Hedef tutturmak niye önemli? Alabalık avında sunum çok önemli. Düzgün bir sunumla askıda bekleyen balığı her daim alırsınız. Doğru bir yem kullanırsanız ve düzgün bir sunum. Ama spinle bu sunumu yapmak baitcast'lara göre daha zordur aslında. Baitcast'ın yapısı bize zor geliyor. Kullanımı zor geliyor. Kullanma ve yapısını açtığımız andan itibaren tabiri caizse spin kamışları döver baitcast makineler. Ama kullanımı çok zor olduğu için zaman zaman bize çok ciddi problemler, savunma ve dolaşma problemleri yarattığı için tetikli ve mandallı yapısından dolayı. Çünkü onu atarken kapatmanız lazım. Yani hedefe ulaştığı anda baitcast makinelerde ve baitcast kamışları da ayrıdır aynı zamanda. Baitcast kamışları da ayrıdır. Attığınız zaman tam böyle hedefe ulaştı tak kapatmanız lazım orayı mesela. Bunu herkes beceremez. Ya da Bizim düzgün arkadaşlar kapatmanız o. bunu 4 yıldan beri kullandığı için özellikle kendilerini tebrik ediyoruz. Ama 4 yıldan beri hiç problemsiz kullandıklarını özellikle söylemişler. İşte senden Maşallah. Maşallah. hani faydası nedir veya farkı nedir diye öğrenmek istediler. Bunu da anlamış olduk herhalde. Yani hedef tutturmada çok daha iyidir spin makinelere göre. İstediğiniz yere eğer iyi kullanıyorsanız istediğiniz yere Evet. atarsınız. Hatta bir yerde paylaşmışlardı. Bir Japon arkadaş vardı o baitcast makineyle. Böyle istediği yere bütün o sahteleri şşt diye atıyordu böyle. Bunu spinle yapamazsınız mesela yani. Onun yaptığı hareketleri. Mümkün değil yapamazsınız yani spin makinelerle. Anladım. Peki. Tuncay abi Şöyle, kamışları misinalardan bahsederken şunu atladık, misinalardan. Ben bazı notlar aldım önüme. Çünkü konu çok tabii. geniş ve yaygın olduğu için soru gelmediği Evet. zaman atlayabiliyorum. O konuda kusura bakmayın. Soru gelirse çok daha fazla soru alabiliriz, atlamayız. Bir de misinaların Ya. hafızasız olması lazım. Yani bu genelde bütün balık türleri için geçerlidir ama bilmiyorum bu görünüyor mu, görünmüyor mu buradan. Çok hafif görünüyor. Misinanın hafızasız olması lazım. Yani Ne demek kafadan abi? boşaldığı zaman boğum Hı boğum hı. olmayacak misinalar kullanmak lazım. Sert misina demiyorum. Kullandığımız misinalar orta sertlikte olmalı. Gevşeme payları olmalı. Alabalık avında bu çok önemlidir. Kalamanız kapalı olabilir tamamen. Bunda bir sıkıntı yok. Derede avlandığınız için balık bir ileşkene herhangi bir yere takılmaması için makinenin kalaması tamamen kapalı olabilir ama misinanızın biraz esnemesi lazım. Ne zaman? Çünkü balık alabalık hem kafa atar, sağa sola kaçar, boşluk bırakmaz ve takımı geler. Oradaki tension'ı, şiddeti artırır. Dolayısıyla misinanız 2 kilo çekerse, 2,5 kilo çekiyorsa misinanız, o anda oraya bir 5 kiloluk bir yük yükler bu alabalık. Dolayısıyla misinanın esnek olup bu yükü kaldırması lazım. Ama çok fazla da esnek olmayacak. Balığı hissedeceksiniz. Vuruşları alacaksınız. Orta Orta sertlikteki sertlik, kastın tabii orta sertlikte misinalar kullanılabilir ama kesinlikle ve kesinlikle hafızasız olması lazım. Gerek suya düştüğünde suyun üstünde kalan kısmı boğum boğum olmaması lazım. İp gibi böyle dümdüz serilmesi lazım. Bu önemlidir. Çünkü levrek avında, levrek dediğim tatlı su levreği, tatlı su balıklarından bahsediyorum. Turna avında, sudak avında, predatör balıklar, etçil balıklar takımınızdan rahatsız olmayabilir.
Ama alabalık, özellikle doğal alabalıklar, gördüğü her şeyden rahatsız olur. Dolayısıyla misinanızın da görünmezliğinin ve düzgün olması lazım. Böyle boğum boğum misinalarla balık avı yapılmaz. Yani hafızasız olacak. Attığınız zaman ip gibi böyle serilecek, dümdüz gelecek attığınız zaman. Yani sizin çekmenizle birlikte, şey, o şiddetle beraber, takımın ucundaki sahtenin karşı koyma şiddetiyle beraber düzelmeyecek o misina. Zaten düz olacak. Takım boştayken bile düz olacak. Asgari düzlükte olacak. Burası önemli yani misinalarda. Görünmezlikten bahsetmiştik. Yoksa boğum boğum olursa hem sizin işinizi zorlaştırır. Makinenin, atıyorum, boğum boğum olduğu zaman makinenin telini açtınız, attınız. Boğum boğum oldu. Kapatırken de size problem çıkartır. Sararken geri. Çünkü arada bir boşluk olacaktır. Peki şöyle bir şey var mıdır? Yani mesela kullandığım misinelerle ilgili bir kullanım ömrü belirliyor musun kendine abi? Yani atıyorum işte ben bu misineyi 10 avdan sonra atarım veya atıyorum bir sezon kullanırım diye bir şey var mı senin alabalıkla ilgili öyle bir şeyin? Yani kullandığım misinelerden Bak. özellik olarak üstü durduğun için söylüyorum. Profesyonel davranacaksanız, profesyonel mantıkta davranacaksanız, her misinanın belli bir ömrü vardır ve raf ömrü vardır. Yani her malzemenin bir raf ömrü olduğu gibi, misinanın da bir raf ömrü vardır. Dolayısıyla doğru bir yerden alışveriş yapmanız ve rafta çok fazla süre geçirmemiş misina almanız önemlidir bu. Sadece alabalık için değil, tüm balık avları için geçerli zaten yani. Lastik, mesela araba kullanıyoruz, hepimizin arabası var ya da biniyoruz, ediyoruz. Lastiklerin üretim yılları üzerlerinde yazar. İşte 2021 yılının Ocak ayından ikinci haftasında üretilmiştir diye yazar lastiklerde. Bence misinalarda da olmalı o. Ayına kadar yazılmalı. Ha, dünya buraya ne zaman döner bilmiyorum. Yani belki yazan da vardır ama ben üretim yılı üzerinde yazan misina bugüne kadar görmedim. Hatta şurada yeni aldığım bir misina var. Kontrol edeyim bu misinayı. Ünlü de bir marka, Japon markası. Bu misinanın dış kabında ne zaman üretildiği yazmıyor. Hasancığım, duydun Yazmıyor. mu? Duyuyorum abi Çok da duyuyorum. pahalı. Yani gösterip çekeyim diyorum ekrana ama çok da pahalı bir misina. Bu sene bu misinaya dönüyorum. Değişik bir braid. Dark green, koyu yeşil. Üzerinde yazmıyor mesela. Şu an ilk bakışta Abi bütün sen her tarafını dolandım. abi orada bir renk var mı özellik? Bak o rengi hiç konuşmadık ama sen şu renk söylediğin Ya için çok renkler çok önemli değil ama görünmezlik açısından, doğaya uyum açısından ben hep yeşil renkleri tercih etmişimdir. Koyu yeşil renkler hiçbir zaman bizi üzmedi. Yani alabalık avcılığımızın en başından bu yana ne zamanki ip misinaya döndük, koyu yeşil misinalarla döndük. Ama bu demek değil ki sarı bir misinayla balık tutamayacaksınız. Sarı bir iple balık tutamayacaksınız ya da kırmızı bir iple balık, alabalık alamazsınız. Değil, böyle bir şey yok. İlla ki alırsınız ama hem kullanıcıyı memnun eden hem de alabalığı memnun eden misina rengi ben koyu yeşil diye düşünüyorum. Yani benim tecrübelerim bu yönde. Farklı misinalar kullanmış olsaydım bu konuda daha ileri seviyede bir şeyler söyleyebilirdim ama biraz bu konuda muhafazakarım. Yani yeşilciyim. Alabalık av olsun, diğer avlarda olsun koyu yeşil misinaları tercih ediyorum. tamam. Peki birkaç soru alalım Tabii alabiliriz. abi? Şöyle bir soru var. Alabalık avlarında barajlarda ve büyük göllerde ancak hangi kısımlarda avlayabiliriz? Bir de şeyi sorar. Abi ben soruları sorayım sana tek tek. Misineler boğum boğum o hangi misineler boğum boğum olmuyor? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misin bize diyorlar. Bir de fly fishing ile ilgili Türkiye için uygun olmadığı söyleniyor. Senin düşüncen nedir önce abi diye soruyorlar. İp kullanıyorum uygundur herhalde demiş. İple ilgili kullandığını söyledi arkadaşlar önce. Tabii İpte tabii ipte kullandığını hiçbir söyledi. sıkıntı yok. Yani hani ucuna fluorokarbon lider kullanılabilir.
Ben dondum mu? Şu an şeyde donmuş Evet. vaziyetteyim, kendi ekranımda. Dondun abi. 2 dakika. Ekrana bir dokun istersen Tuncay abi. Dokundum. Ben kendimi donmuş olarak görüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Evet, şu anda dondun. İstersen Bekleyelim biraz. seni tekrar alayım abi. 1 dakika bekle. Nasıl? Tabii. Kapatıp yayın alayım seni 1 dakika. Tabii. Tabii. Hocaya bir koptu. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Şimdi yayın alacağız da karışacak ortalık şimdi bir anda. Bekleyin arkadaşlar. Hocaya bir alacağız şimdi. Ha, Tuncay abi evet. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Ha, şimdi tamam abi. Nasıl Hasan? Geliyor mu sesim? Şu anda iyi abi, ses sıkıntı yok. Şimdi sorular Tamam. abi tekrar sorayım mı? Sorularda kalmıştık. Biri hafıza iyiydi. Misinalarda hafızasız misinayı nasıl tercih ediyorsunuz idi. Evet. Burada tek bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi marka ismi hakikaten kullanmak istemiyorum. Yani Japon misinaları var piyasada bolca. Yani Japonlar bu konuda. Ben Amerikan misinası da kullanıyorum, bunu söyleyeyim arada. Hani şeylerde, mağazalarımızda yoğun olarak satılmayan bazı mağaza sahiplerimizin Amerika'dan getirdiği misinaları da kullanıyorum. Bence Japon, yani Japon misinası. Kaliteli olan misinaları almak gerekiyor. İsimsiz misinalarda da kullanabilirsiniz ama işte dediğim gibi avda başınıza ne getireceğini bilemezsiniz. Bu misina konusu biraz da tecrübe konusudur. Yani bu misina da çok fazla etkileşim gösterin. Yani yakındaki avcılarla, sözüne güvendiğiniz oltacılarla çok fazla etkileşimde bulunun misina alırken. Çünkü bu kullandığınız, yani dışarıdan baktığınız zaman çok kolay kolay bilemezsiniz. Sanki bir misina kendini belli eder ama o misina hakkında bir fikre sahip olmak için muhakkak ve muhakkak kullanmış olmanız gerekir. Yani şey Kullanmanız bu gerekir. marka konusunda hani istiyorlarsa yayından sonra seninle yazışabilirler Tabii Tuncay tabii. abi. Sorabilirler. Tabii Şimdi tabii o arkadaşlar konuda sıkıntı yok. biz dernekle ilgili olduğum derneğin temsil ettiğimiz için markaları burada yayınlamak çok doğru olmuyor. Sonuçta biz bütün firmalara aynı mesafedeyiz. Yakın, kimseye yakın değiliz. O yüzden Tuncay abi de haliyle marka söyleme taraftarı değil. Şimdi Evet. Tuncay Ülke söylüyorum, yani ülke çok net. Japon. Menşei belli. Yani Japon'a baksınlar, Japonları incelesinler yani. rengini söyledik, özelliğini söyledik. Sadece bir marka ismi kaldı. Ona da Tuncay abiyle ayrı olarak yazışabilirsiniz. Alabalık barajlarda ve büyük göllerde en çok hangi kısımlarda avlayabiliriz? Tuncay abiye sana bir soru var abi. Tabii mevsim önemli. Şeye geleceğiz zaten. Aldığım notlara bakıyorum. Evet. Daha sahteleri geçemedik. Sahteleri Evet. Yalnız saatlere geçecek. geçeceğiz. Evet. Onlara Mevsim gidelim. önemli. Büyük barajlarda. Ama bu soruyu da bana hatırlatır mısın? Yani bir Tamam. Samet'in bir sorusunu doğal yemleri not etmiştik. Evet. Nelerdir diye. Bir de Bu soruyu da not edelim. somon avlanma tekniklerini sormuştuk daha. Bir de onu soracağız abi. Şimdi o şeyle ilgili yani bu soruları cevaplarken onu da soracağız arada. O 2 tane soru bende
Duruyor. Bir de şunu sordu abi, onu cevaplayabilirlerdi şu Büyük anda. baraj demiştik. Evet, onun ikisini işaretledim abi. Fly fishing Türkiye için uygun değil diye düşünülüyor. Senin bir yani bununla ilgili farklı bir düşüncen var mı diye sormuşlar arkadaşlar. Sindirim flacı tabi olarak tabir ederler biliyorsunuz. Yapay sinekle Evet. avlanıyorum. Bir de naçizane bu konuda Türkiye'de öncülerden birisiyim. Yani 10 tane isim sayacaksanız arasında ben de muhakkak geçerim. Türkiye'deki öncüler arasında, o isimler arasında ben de geçiyorum tabii ki de ve bu konuda oldukça iddialı çalışmalarım da var. Emeğim de var. Türkiye'deki bütün coğrafyaları da neredeyse tanıyorum. Öyle bir şey yok. Yani Türkiye'ye uygun değil diye bir şey söz konusu değil. Yani. Bilakis çok uygun. Burada şurada ayrılıyoruz. Yani bu kelamı eden arkadaşlar da şurada bakış açısı bakımından ayrılıyoruz. Eğer ki biz Kuzey Amerika'da, Kuzey Avrupa'da olduğu gibi kurallarımıza uyarsak, balıklarımızı yaşatırsak, kuralsız avcılığı bırakırsak, nehirlerimizde, barajlarımızda, göllerimizde bize keyif vererek yakalayacak kadar balık olacaktır. Hal böyle olunca kullandığınız yöntemin hiçbir önemi kalmıyor. Flayla da Türkiye'de her yerde, her suda balık yakalanır. Yapay sinekle. Zaman ve mekanı kullandığınız zaman ve şey önemli. Kullandığınız yem önemli bu flyda. Bir de suyu tanımak çok önemli. Her altında olduğu gibi flyda buraya bir üst seviye çıkıyor. Hem suyu, hem sudaki balığı, hem de etrafındaki canlıları da, sinekleri, böcekleri de tanımak zorundasınız. Hangi mevsimde ne uçuyor, hangi mevsimde ne yüzüyor suda, bütün bunları bilmek durumundasınız. Çünkü balığın hedefinde olan bir yemi sunduğunuz zaman alabalığa asla reddetmeyecektir. Dolayısıyla hangi suda avlandığınızın bir önemi yok. Sadece göstermek önemli. Çünkü fly fishing görerek bir avcılıktır. Hem siz balığı göreceksiniz hem de balık kullandığınız o minimalize ettiğimiz o 0-16'lık, 18'lik, 14'lük olarak tabir ettiğimiz sinekleri, o minik sinekleri görecek ki atlasın. Görmeden atlamaz. Çünkü kokuyla yapılan bir av stili değil. Görsel Görsele kanalı. dayalı bir av stili. Tabii alabalık sinekleri ve larvaları kolladığı için sizin malzemenizi de görmesi lazım. Dolayısıyla su çok akıntılıysa, yani 3, 4, 5 şiddetinde bir akıntı varsa o suyun içerisinde göstermeniz çok zordur. Tabii ki zorlanırsınız ama suyu orta akıştaysa ya da akıntısız bir gölde, suda, bir havzada avlanıyorsanız fly fishing zaten en etkili yöntemdir. Yani Türkiye'de avlanılmaz, zor, Türkiye'ye uygun değildir diye bir şey söz konusu değil. Biraz emek sarf etmek gerekiyor bu konuda. Çünkü zor olan bir av yöntemi. Yani bu işin sonu yok. Yani ben çok uzun yıllardır uğraşıyorum. Ha, bana gıyabımda usta diyen çıkıyor ama ben hiçbir zaman hiçbir yerde kendimi usta olarak addetmedim. Halen öğreniyorum, çok şey öğreniyorum. Çünkü ülkemize ait bir kültür değil. Ama işin içine girdikçe devam ediyorsunuz. Ama şey de Girdikçe yok. devam ediyorsunuz. Şey de Hiç yok zaten. ucu bucağı yok Bu konuda hani baktığın zaman sektör olarak da hani mesela nasıl bir sazan camiası var biliyoruz. İşte turna ile ilgili, denizle ilgili ama alabalıkla ilgili bu konuda hani biraz açıklar mısın abi yeri geldiği için? Yani nasıl bir camia var? Yani bu işle ilgili hani mesela senin etrafında nasıl, genel olarak Türkiye olarak nasıl hani gerçekten ciddi bir potansiyel var mı insan olarak? Yoksa herkes şu anda bu işin daha başında mı, profesyonelle dönmeye mi çalışıyor? Nasıl bir algı var etrafında? aslında potansiyel var fakat bu potansiyeli ülke olarak doğru değerlendiremedik maalesef. Bir ara çok yoğun malzeme geldi. Biz işte ben bir ara fly ile ilgili dersler verdim bir yerde.
Bazı toplantılar yaptık. Orada hem atış gösterdik hem fly konusundan bahsettik. Yapay sinek ve balık avcılığı. Bayağı bir ses getirdi bunlar. Ülkenin değişik yerlerinden birçok arkadaş bu işe heves etti ve firmalarımız, firma ayırmaksızın söylüyorum, ufak ufak da olsa malzeme getirmeye başladılar o dönem. Hangi dönemden bahsediyorum? 2005, 2006, 2007 ve 2012, 2013'e kadar olan dönemden bahsediyorum. Firmalarımız malzeme getirmeye başladılar o dönem. Az da olsa getirmeye başladılar. Bir eğilim oldu. Ama herkes bir olta aldı. Gizliyorlar, ben size söyleyeyim. Herkes olan oltalardan, malzemelerden birer tane aldı, kenara koydu. Ama başlamadılar. Ben size isim isim sayarım popüler usta olarak bilinen ustaları. Hani Söyle usta abi. derler. Hani Söyle. isim de sayarım ama saymamak lazım. Ha, ben biliyorum. Fly oltası var ama spinle avlanıyor. Hiç bırakmadı spini. Niye? Çünkü zor geliyor. Zordur yani. Hakikaten zordur. Alışmanız ve ona emek sarf etmeniz lazım. Fakat ben niye ısrarla fly yapıyorum, yapay sinekle balık avı yapıyorum? Ben yakala bırak yapıyorum. Doğal alabalıkları, kırmızı benekli alabalıkların tamamını yakala bırak yapıyorum. Çok uzun yıllardır yakala bırak yapıyorum. Bu iş internete düşmeden önce de yakala bırak yapıyordum. Hiç değiştirmedi benim disiplinimi. İnternete düştükten sonra da yakala bırak yapıyorum yani. Dolayısıyla yakala bırak yapacaksanız en uygun yöntem tek iğneli fly avcılığıdır. Hiçbir zarar vermez. Dudağına şuraya takılır, üst dudağına şuraya takılır. Bir pens yardımıyla bahsedeceğiz ileride. Çıp diye alırsınız o sineği oradan, pat diye bırakırsınız balığı, öpersiniz, koklarsınız, gider. Çok uygun bir yöntemdir yani. Balığı bırakacaksanız en uygun yöntem fly fishing'dir. Hiç zarar vermez neredeyse. Peki, Yani herkeste bir olta var, bir takım var ama şeyde duruyor, dolapta duruyor. Yani Dolayısıyla bu, belki biz başarısızlık, yani bu işin temsilcileri, öncüleri başarısız bu konuda. Öyle söyleyebilirim ama firmalarında ticari nedenlerden dolayı bu işin üzerine çok gitmediğini biliyorum. Ticari nedenlerden dolayı gitmiyorlar. Biraz daha firmalarımız bizlere destek verseydi, biraz gözü kara girselerdi bu işe, yani tek amaçları para kazanmamak olsaydı, bu işi Türkiye'de yaymak olsaydı, biz de biraz destek verseydik firmalarımıza, bu iş alır yürürdü Türkiye'de. Ha, çok mu bir küçük grup var? Çok bir küçük grup yok Türkiye'de. Bizim sosyal medya ortamımızda gerek WhatsApp grupları olsun, gerek Facebook grupları olsun, fly fishing ile ilgili bir topluluğumuz var Türkiye'de. Fly fishing Türkiye diye arattırırsanız karşınıza çıkacaktır. Burada hem bu işin aslı olan bağlama işiyle uğraşan usta kardeşlerimiz var, hevesli kardeşlerimiz var. Hem de bir fil avlanan bir büyük bir kitle var aslında orada. Hem yurt dışından katılımcı Türk arkadaşlarımız da var, yurt dışında yaşayan katılımcı arkadaşlarımız. Hem de çoğunluğu Ankara'dan olmak üzere, çünkü bu fly fishing Türkiye'ye Ankara'dan yayılmıştır, bu konuda iddialıyım. Ankara'dan ve ortadan, merkezden etrafa yayıldı. Başkentten yayılıyor. Benim de tabii başkentten yayıldı. Benim de emeğim çoktur bu konuda. Çok öğrencimiz olmuştur, kıymetimizi bilen bilmeyen. Çok kişiye bu aşıyı yapmışımdır. Çok da memnunum yani, onları gördükçe, başarılarını gördükçe çok böyle içten içe gurur duyuyorum. Bir de tabii bu işe başlayan yapay sinekle konumuz aslında bu değildi ama aldım gidiyorum ben. Burada bu konuda bana top verirseniz ben susmam sabaha kadar. Tabii fly fishing dediğim bütün akan sular duruyor bizim için. Ne diyordum? Ankara bebesiyiz diyorlar abi, baksana sana. Ankara bebesiyiz diyorlar. Şöyle tabii ben yorumları göremiyorum. Sen bana En aktarabilirsin. güzel aşk zor olandır demiş. Bir ol baba dağ ol, dağ Sağ dağlı. olsun. Bir ol baba dağlı. Birol Evet. kardeşimiz. Birol kardeşimiz de çok ciddi bir fly fishingçidir. Ustadır bu konuda. Gerek yem bağlama, benim Türkiye'de gördüğüm en iyi
sahte bağlayan, yapay sinek yapan arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Aynı zamanda bildiklerini de aktarır etrafına ve bir fiilde bu alı, fly fishing de alı, kefal olsun, alabalık olsun, turna olsun, diğer türler olsun hepsinde dener. Yani fly fishing denince akla alabalık gelir ama fly fishing de değişik takımlar ve malzemeler kullanarak her türlü balığı, sazan dahil olmak üzere avlayabilirsiniz. Yani giderim ben fly fishing konusunda. Yeri geldikçe bahsedelim tekrar. Peki abi devam edelim. Hakkı Armancık Ankara'dan selamlar demiş abi. Sahtelere geçecektik abi. Sahteleri toparlayalım. Ondan sonra yine devam edelim. Tamam. Sahtelere hemen başlayalım. 2,5 saati tamamladık abi. Valla bayağı olmuş da Evet ilerleyemedik bence abi. Orada duruyoruz yani. yani. Karakol da bitmesin de geç olsun geç olmasın. Hani arkadaşlar Şimdi düzenleyeceğim şeylerinizi paylaşırsanız sayfalarınızda, gruplarda daha çok kişiye ulaşırız. Bir de şunu da söyleyeyim. Yayın bittikten sonra en kısa sürede Gespeder TV YouTube kanalına bu videoları yükleyeceğiz. Oradan da izleyebilirsiniz. Hem Tuncay abiye bir kaydımız olacak, hem de camiamıza bir kaydımız olacak. Herkes istediği zaman Gespeder TV YouTube kanalında izleyebilir. Abone olursanız çok memnun oluruz. Devamını mümkün olduğu kadar devam edebilmek adına. Evet Tuncay abi, sahtelerde kalmıştık. Devam edelim. evet, spinle alabalık avının hepimizin bildiği kelebek sahtesi bir numaralı sahtedir aslında. Uzun yıllardır herkesin kullandığı kelebekten kastım döner kaşıklar. Bu iki numara bir döner kaşık ne kadar görünüyor? Örümcek tabir Evet. ediyorlar bunu bazı arkadaşlar. Kırmızı İşte benekli mi abi yeni. o? Kırmızı üzerine siyah noktalı ama tam kırmızı benekli taklidi yapmayan bir kaşık. Kırmızı benekli vardı şurada bir yerde. Bakayım. Heh. Söylemişken sen hemen onu göstereyim. Bu da çok uzun yıllar kullanılmış ve halen Çok de şeyde de bütün çok pörç balığında da çok favori kaşıklardan bir tabii. tanesi. Yani bütün avcı balıkları alır. Yani boyuta göre bütün avcı balıkları alır. Bunu turnada görse saldırabilir ama iğnesi küçük olduğu için turnaya takılmayabilir iğnesi. Döner kaşıklar bir numaralı av aletlerimiz bizim. Yani çok uzun yıllardır. Bunlarla avlanabilirsiniz. Yani iki numara ve üç numara kaşıklarla avlanıyorum ben daha çok. Bu da bir farklı markanın yine döner kaşığı. Bunun da ağırlığı biraz daha fazla. Üç numara. Ağırlık ne işe yarıyor? Ağırlık balığı büyütmeye ya da küçültmeye değil, daha uzağa sunum yapmanızı yani atışta daha uzağa atış yapmanızı sağlıyor. Yoksa ağırlığın balığı büyütmekte ya da büyük balık yakalamakta bir esprisi söz konusu değil. Daha Bir uzağa esprisi yok atabilmek ağırlık. Daha uzağa atabilmenizi sağlıyor. Yani büyük yem büyük balık yakalar diye bir şey vardır aslında ama bu her zaman geçerli değil. Küçük yemlerde fly fishing'de görüyoruz zaten minnacık balıklarla. Yine döndük geldik fly fishing'e ama abi büyük balıklar yakalayabiliyoruz. evet. Sahteleri evet. toparlayalım abi. Kaşıklarla avlanabilirsiniz. Evet. Abantalasından bahsetmiştik mesela. Evet. Ben bu kaşıklarla Abant Gölü'nde abantalası avlanışlığım vardır. Abi Bu ağır bir kaşıktır. daha yakından bakabilir miyim? Yani Uzak kalıyor biraz. şöyle göstereyim. Gümüş renkli galiba bu. Evet. Evet, bu gümüş renkli. Bunun çok çeşitli renkleri var. Diğer renklerini de görebilirsiniz. Ağır takımlardır bunlar. Şöyle göstereyim mesela. Fire, Tiger denilen bir renk skalası var ona benzer. 21 gram bu kaşıklar. Bunların 16 gramı var. 14 gramı var bu kaşıkların. Uzağa atış da sağlar. Cig mantığındadır aslında. Evet. Ciklerle de aynı mantığı görür. Cikler demişken cikleri de gösterelim. Değişik ciklerle de alabalık yakalayabilirsiniz. Son Renkleri yıllarda çok tam göremiyorum abi ben ama.
Bu biraz flora şey yani ne derler buna? Parlayan renklere sahip. Hem su dışında hem su içerisinde. Tamam. Glow özelliği de var bunların. Yine bicik bu da daha küçük Abi, bicikler. somonla ilgili bir şey söylersen onu da araya katabilirsin. Yani takımlarla ilgili. Ya balık büyüdükçe tabii ki de somon dediğiniz zaman gözünüzün önüne büyük bir hacim geliyor. Yani küçük bir alabalık gelmiyor takdir edersiniz ki. Balığı büyüttüğünüz zaman yemi de büyütmek zorundasınız. Daha doğrusu yem değil de iğneyi de büyütmek zorundasınız. Çünkü iğnenin takılması lazım. Yani bununla mesela bir somon avlayabilirsiniz. Bu Rengi da sizin bir... biraz par. Bu gökkuşağı taklidi yapardım. Rainbow rengidir. Bir de altında iğnelere turuncu bir boru takılır. Bu da alabalık avında önemlidir yani. Balığı cezbetmesi açısından. Bu da bir döner kaşık. Bilmiyorum ekranda ne kadar gözüküyor. Somon avında somon denilen. Daha da iyi olur abi. Renklerini ve gramajını söylersen iyi olur. Tam belli Evet. olmuyor çünkü. Şöyle döner kaşıklarda 2 ve 3 numara kullanıyoruz. Bunlar da aşağı yukarı markaya göre değişmekle beraber minimum 5 gramdan başlar. 2 numara kaşık. 7 numara şey 7 grama kadar yükselir. Marka marka değişir bu. 5 ile 7 gram, belki 8 gram olanları da vardır ama 6 gramdır ortalaması 2 gram kaşığın. Gramajı 6 gram, ağırlığı 6 gramdır. Çok rahat bir şekilde bütün akarsularımızda, derelerimizde kullanılabilir. 3 numaraya yükselttiğiniz zaman ağırlık biraz daha yükseliyor. Markaya göre de değişiyor. Benim az önce gösterdiğim 3 numaralı bir kaşık mesela 9,5 gram bir kaşık bu. 3 numara ama 9,5 gram. Bunu en küçük kamışımla da atabiliyorum. En büyük kamışımla da atabiliyorum bunu söyleyeyim. Tamam. Çünkü kullandığım misinalar çok değiştirmiyorum. Yani 0,16, 0,18, 0,20 misinalar kullanıyorum ve o misinalar bu kaşıkların hepsini atabiliyorlar. Ama gramaj küçüldükçe misinanın da Misin? milimetresini küçültmek daha iyi Küçülmek. oluyor. Yani hedefli atış açısından. Böyle takımı rahat kullanabilmek açısından. Ciklerden bahsettik. İşte döner kaşıklardan bahsettik. Normal kaşıklardan bahsettik. Bir de tahta balıklarımız var. Kullandığımız. Ama silikonu atlamayalım. Her türlü silikon balıkla da bu bir silikon balık. Metal kafalı bir silikon balık. Büyük alabalık avlarında kullandığımız bizim. Göllerde, barajlarda. Bunu nehirlerde kullanmıyorum. Daha küçüklerini nehirlerde, tatlı Gördüm. sularda kullanabilirsiniz. Silikon balıklarla da alabalık avcı bir balık olduğu için balıkları yakalayabilirsiniz. Ya da 7 santimetre, 8 santimetreye kadar olan, çok büyük olmayan tahta balıklarla bir marka ismidir ama Türkiye'de maalesef böyle yerleşmiştir. Dillere plasenk olmuş. Selpak gibi mesela. Selpak dediğiniz zaman herkes anlar ne istediğinizi. Bir selpak ver oradan dediğin zaman bir peçete verirler sana yani. Bu da Rapala'dır. Yani ismi. Rapala soyadlı bir arkadaş bunun mucididir. Ve Türkiye'de dillere plasenk olmuştur. Aslında ben bir ara wobbling hareketinden dolayı wobbler olarak tarif ettim ama çok fazla kimseye kendi derdimi anlatamadım. Tahta balık diyelim buna. Evet. Tahtadan Güzel. boyanan, Rengi tahtadan oyulan balıklar. nasıl? Rengini göremediğim Bu için da soruyorum. gökkuşağına benzeyen bir türde. Gökkuşağı alabalığı taklidi yakan. Tabii bu malzeme yapılış itibariyle hem tatlı su hem tuzlu suda çalışıyor. Ama Tamam. boy itibariyle alabalıkta kullanabileceğiniz en büyük boylardan bir Boyu tanesi. ne kadar Ortalama abi? Boyu ne? 7-8 santim arasında. Tamam abi. Hani benim tavsiyem o boylardan büyük malzeme kullanmamak lazım. Çünkü Hep küçük malzeme mü? büyüdükçe iğne büyüyor. İğne büyüdükçe balığın Türkiye'deki avaraj alabalıkların yakalanma oranı düşüyor. Yani iğneden balık sıyırabiliyor yani büyüdükçe. Daha küçük dere tipi göllerde de kullanılabilir ama bunlar yerli üretim mesela tek iğneli. Her bir halkada
Normalde üçlü hırsız iğne kullanıyoruz. Mesela burada gördünüz, üçlü bir hırsız iğne kullanılıyor burada. Dursun. Ama bunlar da tekli kullanılmış mesela. Daha çok yakala bırak yapmayı seven arkadaşlarımız da böyle tekli iğne kullanmayı seviyor. Tahta balıklarda. Bu yerli bir markamız. Yerli bir kardeşimizin, Anadolu'dan bir kardeşimizin seri üretimine yaptığı bir marka. 5 santimetre ve 5 gram. Memnun musun bundan abi? Ben dediğim gibi çok fazla kullanmıyorum. Bununla balık yakaladım ama %90 oranında fly fishing yaptığımı artık söylemiştim size. Evet. Beraber gittiğim arkadaşlarım kullanıyor. Geçenlerde bir forumda da bahsettim. Trofeye balık yakalama şansı çok yüksek. Tahta balıkların. Birçok defa şahit oldum. Bir serüvende, işte kanyonda, orada, burada. Bu tarz tahta balık kullanan arkadaşlarımız en büyük balıkları yakaladı. Burada aksiyon ön Günay plana çıkıyor. Tunca abi bir Şöyle dakika. Günay örneklerini göstereyim. Tunca abi çok özür dilerim bir saniye. Günay Tabii. Karay sadece sende görüntü problemi var. Şu anda çünkü bayağıdan beri görüntüyle sesle ilgili bir şikayet gelmedi. Sesin çık bir daha bir bak. Veya Wi-Fi'den mobile geç bir daha bir kontrol eder misin? Evet Tunca abi devam edelim. Sonuç olarak 2 gramdan 21 grama kadar, ben kendi kullandıklarımdan bahsediyorum. Bütün spin malzemelerini kullanıyorum. Kaşıklar, döner kaşıklar, silikon balıklar, cikler. Vibrasyon göstermedim. Ciklerin içerisinde dahil edebiliriz vibrasyonu. Ve tahta balıklar. Yani 21 grama kadar kullanabilirsiniz ama hacim olarak, yani büyüklük olarak 7 santimetreyi geçmemesi lazım. Yani 5 santimetre, 6 santimetre, 4 santimetre uzunluk olarak söylüyorum. Hacim olarak söylüyorum. İdeal. Ondan büyükler biraz fanteziye giriyor. Balık yakalamaz mı? Yakalar. Yani büyük bir apalada alabalık yakalayabilir. Bana mı söyledin Hasan'cığım? Yok yok. Duyamadım. Yok sana söylemedim abi. Şimdi Evet. Bir tane daha bahsedeceğim. evet Bu abi. son yıllarda çok kullanılan, Senin canın iğneleri sıkıntıydı. değiştirerek kullanılan, bu iğneler başarısız olmanıza sebep oluyor, küçük iğneler. Vibrasyonlar var biliyorsunuz. Her marka üretmeye başladı. Yerli markalarımız da var. Çok iyi yerli markalarımız var bu arada söyleyeyim. Bir de şunun altını çizeyim. Hakikaten dışarıya mecbur değiliz. Yerli üreticilerimizi desteklemek durumundayız. Hatta ben sizden keşke bir forum yapabilirseniz de bu yerli üretici arkadaşları 5-6 tanesini bir araya getirebilirseniz bir yerde ve konuşabilirseniz çok iyi Olur. olurdu. Bu, yani izleyenlerin ve dinleyenlerin de bunu değerlendirmesini, bizi daha sonra dinleyecek, izleyecek olan bu işle uğraşan arkadaşları da değerlendirmesini rica ediyorum. Yerli malına biraz önem vermemiz lazım. Bulunduğumuz dönemde, pandemi döneminde de biliyorsunuz dövizin iniş çıkışları da çok fazla. Dışarıya bağımlılığı bu konuda biraz azaltmak lazım. Nereden Ama başladık? geçen gün Sahte üretiminden başladık ve çok yoğun bir şekilde sahte üreten balıkçılarımız var. ha, Oltacılarımız geçen var. gün bir yaptığımız bir canlı yayında yerli üretimle ilgili çok fazla yol alınamadığını söylenmişti ama sen diyorsun ki Seri üretimi olmadığı için yeterli desteği alamıyorlar. Ama seri üretim yapan birkaç tane çok ciddi üreticimiz var. Çok güzel seri üretim yapıyorlar. Ve malzemeleri de çok güzel karşılık alıyor. Yani bu bir yabancı menşeli bir vibrasyon. Bundan aşağı kalır yanları yok yani. Ben kullandım. Hani isim telaffuz etmiyorum ama bu gösterdiğim tahta balık da bir yerli üretim balığı ve orijinal Rapala'dan hiçbir farkı yok. Hatta bazı yönlerde daha çünkü üstün. Niye? Bunu üreten arkadaş kendi test ediyor. Kendi sularımızda kendisi deniyor. Ona göre ürün geliştirmesi yapıyor. anladım. Ama benim Finlandiya'dan aldığım bir balık benim sularımın hiçbirini tanımıyor. Tahta balık. Oysa ki benim sularımda üretilen tahta balık benim sularımı tanıyor. Çünkü kullanıcısı buradan, üreticisi buradan. Hani bu bir, ciddi bir fark aslında. Yani önemli, dikkat edilmesi gereken bir şey aslında bu yani. Evet. Dediğim Peki. gibi yani 2 gramdan 21 grama kadar ama büyüklüğü, hacmi 7 santimetreyi geçmeyecek her türlü hareket eden yeme alabalık saldırır.
Peki. Arkadaşlar bu sahtelerle ilgili sorusu olan varsa alalım. Ondan Evet. sonra devam edeceğiz. Takipçi sayısı biraz düştü ama yayın mı koptu acaba? Benim bayağı yüksektik ama ne oldu bilmiyorum. Görüntüde bir sıkıntı var mı seste? Tuncay abi şeyle ilgili, somonla ilgili geçtik değil mi? Somon az önce bir sahte göstermiştin ama onunla ilgili ekleyeceğim bir Evet. şey var mı? Bir de Yani şey demiştim. büyük daha Tabii, evet abi dinliyorum. büyük kaşık, büyük kaşık, büyük cik, büyük vibrasyon, büyük tahta balık ve büyük silikonlarla hacimsel olarak avlanabilirler. Çünkü somon dediğiniz zaman balığın bu boyu bir tık büyüyor. Sahte ve davranışı da bir tık büyüyor. Her ne kadar böcek yese de daha çok balık taklidi yapan büyük yemlerle avlanılır somon Avrupa'da. Özellikle mesela fly fishing'de de öyle yani. Çok küçük sineklerle avlanılmaz. Balık taklidi yapan streamerlarla avlanırlar somonu kuzey ülkelerinde. Ülkemiz için de geçerli. Eğer bir yerde somon varsa ve o avlanacaksa malzemeyi biraz daha büyütmek, biraz daha görünür hale getirmek. Balığın ben buna saldırırsam dişimin kovuğunu doldurur şeklinde düşünmesini sağlamak lazım görsel olarak. Anladım. Nevzat sende bir sıkıntı var mı dostum? Günay Karayel problem olduğunu söylüyor ama başka kimseden şikayet gelmedi ama bilmiyorum ki. Koparmak da istemiyorum arkadaşlar. Bakın bayağı 2,5 saatten beri devam ediyoruz. O zaman sahteleri toparladıysak şeyle ilgili devamında mı anlatacaksın Tuncay abi? Şimdi Alabalık barajları. evet, onu devamda anlatayım. Bir de tabii yardımcı malzemeler var alabalık avında. Yani her şey makine, misina, kamış ve sahteden ibaret değil. Klips kullanacaksanız mesela, klipsi aksiyonu bozmayacak, kullandığınız sahtenin aksiyonunu bozmayacak küçüklükte ve uygunlukta kullanmanız Önce bir lazım. dakika. Özür. Görüntüde problem var. Nevzat hiç söylemediniz. Ne zamandan beri devam ediyoruz? Hiç düzelmedi dedi. Önce bir Wi-Fi'ye geçer misin sen? Tabii. Bir dakika. Şu an geçti masan için. Nevzat nasıl şimdi? Arkadaşlar başlatalım da programları eklemek sonra sıkıntı oluyor. Ben tek yayını koyduğumuz için biz YouTube kanalına Hakkı Harmancık abi şey sizde sıkıntı var mı? Hayır, sen iyi dedi demedim, ben dedim. Şu anda iyi mi Nevzat? Nevzat Kurt, şu anda iyi mi yayın? Hayır, şimdi Tuncay abi Wi-Fi'ye geçti. Bir sıkıntı düzeldi mi şu an yayın? Şu an tamamsa devam edeceğiz. Tamam, devam edelim. Peki. Evet, yani bütün bir malzemelerden bahsettik. Bir de yardımcı malzemeler var. Yani kullanacağımız klipslerin malzemelerimizin boyuna ve ağırlığına uygun olarak, misinamızın milimetresine uygun olarak küçük olması gerekiyor ve kesinlikle aksiyonu bozmaması gerekiyor. Hatta tahta balık kullanımında hiç araya şey katmayabilirsiniz ya da çok minimalize edilmiş bir fırdöngü katabilirsiniz. Direkt rapala düğüm olarak bahsedilen düğümden de tahta balığa bağlayarak avlanabilirsiniz. Niye bunu söylüyorum? Aksiyon önemli. Dolayısıyla sazanda kullandığınız fırdöngüyü ve bağlantıyı alabalık avında Ha, kullanamazsınız. Yani bağlantı kısmı abi. Şimdi nasıl kullanıyorsun? evet Onu da aktarırsan. takıma uygun bir düğüm atmak zorundasınız. Diğer konuya gelince eğer alabalığı yakaladığınızda
balığı öldürmeden ağzından çıkartma gibi bir eğilimimiz varsa iğneyi, küçük yanınıza pensler muhakkak olmak zorunda. Çünkü elle çıkartmaktan çok daha basittir bir pens yardımıyla ağzından iğneyi çıkartma. Yok, balığı öldürecekseniz zaten direkt kafasına vurun ve öldürün. Yani bu konuda çok yapılmaz aslında Türkiye'de. Sözü açılmışken bu konudan da bahsedelim. Bir balığı alıkoyduğunuz zaman arkadaşlar yapmayın. Yani kendi haline bırakmayın. Kafasına sert bir cisimle vurun ve öldürün. Yani birçok medeni ülkede bu şekildedir. Yani bizde tebliğe girmedi sanırım. Ben son 4-5 yılda tebliğle uğraşmayı bıraktım. 4-5 yıla kadar çok katkılarım oldu tebliğe ama son 4-5 yıldır bayrağı biraz devretmiş vaziyette görünüyoruz. Yani bir balığı alıkoyacaksanız hemen öldürün. Kafasına, ensesinin üstüne vurun ve öldürün. Balığı öldüreceksiniz, iğnenin nasıl çıkartacağınızın hiçbir anlamı yok ama öldürmeyecekseniz yanınızda muhakkak pens olsun. İşte bağlantı için küçük clips, şeyler, clipperlar, kesiciler, tırnak makası tarzı şeyler muhakkak olmalı. Bir bıçak yanınızda muhakkak olmalı alabalık Hoş geldin abi. avında. Onun haricinde uygun bir yelek, uygun bir kıyafet seçimi ve doğaya uygun bir kıyafet seçimi. Beyaz mintan, beyaz tişörtle alabalık avı yaparsanız hüsrana uğramanız kuvvetle muhtemel. Çünkü alabalığın görüş açısı çok fazladır. Aslında 180 derece bir görüş açısı vardır. Hem yanları suda hareket ettiği zaman hem yanal tarafları hem üstü hem aşağıya döndüğünüz zaman altı görebilir. Bu 180 derece görüş açısının aşağı yukarı 120 derecesi çok nettir. Görür yani alabalık. Arkadan yanaşılması gerekir alabalığa. Yani görülmeyecek şekilde. Dolayısıyla doğaya uyumlu yeşil tonlarda ya da arkanız kahverengi ise kaya varsa arkanızda ya da toprak varsa kahverengi toprak. Kahverengi tonlarda giyinmeniz lazım. Bu malzemelerinizi bütün gün yanınıza taşıyacak yeleğinizin olması lazım. Ve gerekirse yiyecek içecek için de bir sırt çantası taşımanız lazım. Hani alabalık avı böyle yapılır. Kıyafet seçimi de bu açıdan önemlidir. Bir de tabii yakala bıraksa eğer şeyiniz, amacınız muhakkak ve muhakkak kepçe kullanmak. Alabalık kepçeleri vardır piyasada. Kepçe kullanmak zorundasınız. Uygun olur kepçe kullanmanız. Gerek ip kepçeler, gerek silikon kepçeler satın alabilirsiniz piyasadan ama en uygunu balığa zarar vermeyen silikon kepçeler vardır. Temin edebilen arkadaşlarımızın temin etmesi bu konuda uygun olur. Evet Hasancığım. Peki abi. Devam edelim. Üçüncü soru. Alabalık avlanmanın kuralları ve yasası var mıdır abi? Evet, az önce bahsettik zaten biraz. Bir Evet. yasası tabii ki de var. Yani her balık avının yasası olduğu gibi alabalık avında bir yasası var. Alabalık zaman sınırlaması 1 Mart'ta serbest olur. 1 Mart itibariyle alabalık avına başlarsınız. 30 Eylül itibariyle de bırakırsınız. Yani 1 Ekim dediğiniz zaman avlanmasız. Son avlanma tarihi 30 Eylül'dür. 30 Eylül ile 1 Mart arasında, 1 Ekim ile 29 Şubat veya 28 Şubat arasında av yapılmaz. Niye yapılmaz? Üreme dönemine girdiği için hayvanlar, böyle balıklar, çok pardon, av yapmazsınız. Limit 3 adettir. Günlük 3 adet alabalık alıkoyabilirsiniz. 3'ten fazlasını koyamazsınız. Tebliğde atlanan bir kural vardır. Ben 5 gün kaldım. 5 çarpı 3 kaç yapıyor? 15 balık. 15 balık yanında bulunduramazsın. Aslında yasaktır. Evet. 15 balıkla yakalandığın zaman limiti aşmışsındır. Kontrol memuru senin orada kaç gün kaldığını bilemez. Bunu da takip etmek zorunda değildir. Dolayısıyla eğer yanınızda balık taşıyacaksanız limiti, alabalık taşıyacaksanız limiti kişi başı 3'tür. Ben 2 gün kaldım, 4 balık getirdim diye bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Boy limiti de 25 santimetredir Hasan'cığım. Duyuyor musun? Ben seni duyuyorum Yani abi. boy limiti de 25 santimetrede de boy limiti vardır. Az önce soru gelmişti. O soruya geldik sanırım. Akarsularda her türlü doğal yem yasaktır alabalıkta. Sadece sahte yapay yemlerle avlanabilirsiniz. Az önce hepsinden bahsettik yemleri. Evet. Her türlü doğal yem yasak.
Yani adını telaffuz etmeyeceğim varlıklar da yasak. Böcekler de yasak. Canlıdan bahsediyorum. Biz fly fishing yaparken sahte sinek ve böceklerle avlanıyoruz. Karıştırılmasın. Canlı böceklerle avlanmak da yasak akarsularda. Her türlü doğal yemle avlanmak yasak. Hani göllerde yapılan alabalık avcılığında Geldi. yapay ve doğal mamul doğal yemler kullanılabilir diyor kitap. Kitapta böyle yazıyor. Ne diyor? Göllerde yapılan avcılıkta yapay doğal ve mamul doğal yemler kullanılabilir. Bu tabir tabii insanların kafasını karıştırıyor. Benim de karıştırıyor. Niye? Ben çünkü yapay doğal ve mamul doğal olarak kastettiği yemlerle avlanmıyorum. Tamamen sahte yemlerle avlanıyorum. Ama şöyle bir araştırıp baktığımızda bunlar da neyi kastediyor? Örneğin evde yaptığınız bir hamur. Bir yapay mamul. Ama doğal bir yem farkındaysanız yani. Evet. Çünkü bir takım bileşenleri bir araya getiriyorsunuz. Bir alabalık topu yapıyorsunuz, onunla avlanıyorsunuz. Bununla göllerde avlanmanızın bir sakıncası söz konusu değil. Canlı olmamak kaydıyla yapay doğal ya da mamul doğal yemler tamamı alabalık avında kullanılabiliyor ama canlı yem yasak. Göllerde Bir de Gökal, ben bir şey söyleyeyim sonra. Gökal'la göllerde yasak ve limit yok diye biliyorum demişler ama bir de evet aynı soru iki defa geldi. dinliyorum. Gökal'a göllerde yasak ve limit yok diye biliyorum diye bir soru geldi. Doğru mu diye soruyor. Gökkuşağı alabalığının, çiftlik alabalığının gökkuşağı alabalığında yasağı var aslında. Şöyle yasağı var. Zaman kısıtlaması yok. Yani 365 gün boyunca avlanabiliyorsunuz. Nerede avlanamıyorsunuz gökkuşağı alabalığını? Orman içi sular olarak tabir ettiğimiz, tebliğde belirtilen sular var. Orman içi sular var. Hangi sular bunlar diyeceksiniz. Bu hep karıştırılır. İçinde doğal alabalık olan bir suda doğal alabalığın yasak döneminde gökkuşağı alabalığında avlayamazsınız. İkisi birleştirilmiştir. Niye? İstismar edilmesin diye birleştirilmiştir. Bir vatandaş oraya girer. Doğal alabalığı avlar. Kontrol memuru geldiğinde der ki ben gökkuşağı alıyorum. Buna engel olmak için tüm orman içi sularda kırmızı benekli alabalığımızın olduğu sularda gökkuşağı alabalığı kırmızı benekli alabalığın yasak döneminde yasaktır. Kesinlikle avlayamazsınız. Göllerde serbesttir. Örnek vermek gerekirse büyük akarsularımızda serbesttir. Neresini örnek verebilirim? Akarsu, işte Kahramanmaraş'ın kenarından geçen ırmak. Orada 365 gün o ırmakta gökkuşağı alabalığı avlayabilirsiniz. Çünkü orası orman içi su değildir. Aynı zamanda doğal kırmızı benekli orada yaşamına son vermiştir. Göller de buna dahil Yoktur yani. miydi? Göllerde dahil 365 gün avlanabilirsiniz. Gökkuşağında boy limiti de yoktur. Yani parmak kadar balığı da alabilirsiniz. Kocaman balığı da alıkoyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yani 10 tane sınırlaması vardır. Kişi başı günlük 10 tanedir. Yine burada da şunu tekrar ediyorum. Ben 3 gün kaldım 30 tane balık alıp götüreyim. Böyle bir şey yok. Bilinçli bir kontrol memuru varsa size cezayı yapıştırır. Yapıştırması lazım. Kişinin yanında taşıyabileceği balık limittir. Günlük limittir. Günlük limitten fazla balık kişi yanında taşıyamaz. Yani bu konunun altını çizelim. Gökkuşağının limiti de 10 tanedir. Niye 10 tane? Çünkü potansiyel bir zararlı balık türü görülüyor. Potansiyel zararlı göründüğü için özellikle doğal alabalıklarımızla beslenme rekabetine girdiği ve onların üzerinde baskı oluşturduğu için 10 limiti ve boy limitsizliği verilmiştir gökkuşağına özel olarak. Evet. Bir de şey var tabii yani şimdi tebliğin kurallarını okuduk. Kurallardan bahsettik. Zaman boy limitlerinden bahsettik. Her şeyi yasaklayarak koruyamazsınız. Nitekim biz Türkiye'de alabalığı yasaklayarak koruyamıyoruz. Bu konuda bilinç oluşturmak lazım. Kırmızı benekli doğal alabalıklarımız hakikaten hazinedir. Hem bulunduğu çevredeki habitata katkısı bakımından hem ülkenin milli servetine katkısı bakımından kırmızı beneklerimiz hepsi birer hazinedir.
istisnasız ayırt etmeksizin tüm alabalıklarımız, doğal alabalıklarımız hazinedir. Bu konuda bilinç oluşturmak lazım. Sadece bir besin kaynağı gözüyle bakmamak lazım. Bunu niye böyle söylüyorum? Bir ırmak, bir köy düşünün, bir dere düşünün. Derenin etrafında 5 tane yerleşim bölümü var. 5 kişi avlanıyor oradan. Atıyorum yıl 1980. O 5 kişinin o göle, o ırmağa hiçbir zararı olamaz. Ama geldik 2020'ye. Orada 5 kişi yaşıyordu. Şu an orada 100 bin kişi mi yaşıyor? 1.000 kişi mi yaşıyor? 1.000.000 kişi mi yaşıyor? Bilmiyoruz. Herkes oradan limitler dahilinde balabalık çekmeye başlarsa limitler de koruyamaz oradaki alabalığı. Zaman yasakları da koruyamaz. Kaybederiz, yok ederiz. Bütün gıpta edilen o videolarda izlenilen o medeni denilen ülkelere bakın. Büyük balık yakalamalarının sebebi yakala bırak oranının çok yüksek olmasıdır. Tabii ki. Çok balık yakalamalarının sebebi yakala bırak oranının ve yakala bırak avcılarının çok yüksek olmasıdır ki bazı yerlerde o ülkelerde balığı sudan dışarı çıkartamazsınız. Yasaktır yani. Sudan yukarı kaldıramaz. Basar cezayı bırakacaksın falan filan yok yani. Evet. Kepçeyle yakalayacaksın. Suyun içinde çıkaracaksın. Hiç suyun dışına çıkartmadan salacaksın. Böyle bir kurallar vardır yani. Şöyle fotoğraf çekmek için yukarı kaldıramazsın yani balığı. Yasaktır. Dolayısıyla bu balığı korumamız lazım. Yani bunu kanunlarla koruyamayız. Bu işin kültürünü oluşturmamız lazım. Çünkü kanunlarla hiçbir şeyin sonunu getiremezsin. Örnek vermek istemiyorum. Mesela son günlerde popüler bir konu var. Kanunlarla biz o sayıyı azaltamadık. Giderek çoğalıyor yani. Kanun da azaltamadı sayıyı. Yani eğitim şart. Doğa bilincini ilkokuldan itibaren vermek şart bu konuda. Doğayı, alabalıkları, bütün kanyonları, derelerimizi, ağaçlarımızı, kuşlarımızı, böceklerimizi çocuklarımıza göstermemiz lazım, yaşatmamız lazım. Bu konuda yeri geldiği zaman kendi oğlumla ilgili de bir şeyler paylaşırım yani. Hasan'cığım. Tamam abi. Şu anda devam edelim. Evet, bir sıkıntı yok herhalde. Devam edelim abi. Şeye geçtik. Alabalığı nerelerde ne zaman aramalıyız? Evet, az önce böyle bir soru daha vardı, biliyorsun. Evet, şimdi alabalığın davranışından bahsettik yani, şeyinden, nereleri sevdiğinden. Bir defa soğuk su. Soğuk sudan kasıt nedir? 16 derecenin altındaki su soğuk sudur. İdeali 12, pH var mıdır bununla 10, ilgili? 9. pH değerleri konusunda, pH değerleri neye etki eder? Onu söyleyeyim sana. pH değerlerinin balığın çok veya az olmasına etki etmez ama doğrudan öyle bir şeyi yoktur. pH ile alakalı bir davranış özelliği av açısından yoktur. Yumurtlama açısından ve yumurtaların şeyden çıkması, yumurtadan çıkması, balığın yumurtadan çıkmasının süresi açısından pH değerinin bir etkisi vardır. Alabalık araştırmalara göre genel olarak 3 ila 7 yaş arasında üremeye başlıyor. İstisnalar dışında. Yani 2 senede üreyen de var ama istisna. Ortalaması Türkiye'nin birçok suyunda benim yaptığım araştırmalara, okuduğum araştırmalara göre 4 ila 5 yıl ve bir üreme olgunluğuna yaklaşıyor. Yani uzun bir süre aslında. 4 ila 5 yıl. Ve yumurtlamayı hangi dönemlerde yapıyor? Ağustos ayında yumurta tutmaya başlıyor, yumurtalar görülmeye başlıyor ve Ekim'den itibaren derece farklılıklarına göre Tuncay Ocak ayına kadar bu devam ediyor. sen mobile geçebilir misin? Wi-Fi'de sıkıntı oldu senin abi galiba. Donuyorsun ara ara. Hemen geçiyorum. Bir saniye Hasan için. Wi-Fi'ye geçtikten sonra donmaya başladın abi. Şu an nasıl Hasan'cığım? Şu anda iyi. Dondu gene. Sen yavaşladın. Heh, şu anda iyi abi, tamam.
Tamam abi. Tamam. Bir şey olursa müdahale edersin. Sıra seni donduruyorum artık şu an. Mobile geçtiğinden sonra seni donuyorsun sürekli. Ne diyorduk? pH sormuştum. pH'in yani sudaki oksijen Evet. değerinin ve pH'in balıkların yumurtalarının açılma süresiyle doğru orantısı vardır. Yumurtalar 30 günden 60 güne kadar değişen sürelerde çatlayıp yavrular doğal ortama kendilerini bırakıyorlar. Çok teknik bir konu. Çok Ekim'de dedin, ses bir koptu Ekim'de abi de. başlıyor. Ekim'de başlıyor dedin. Ne Ekim'de zaman? yumurtlamaya başlıyor balıklar. Bunu Ocak ayına kadar bitirmesi gerekiyor ki suların belli bir ısıya çıkmadan önce ya da belli bir ısının altındaki süre içerisinde tabii balık bunu çok iyi ayarlıyor kendisi. Dış etkenlerin dışında ayarlama yapabiliyor bunu. 30 gün minimum süre 30 gün yumurtaların çatlaması. Maksimum süre 60 gün belki bu 65'e kadar çıkabilir. Çatlayıp alabalık yavrusu yumurtadan doğuyor. Bu sudan suya değişiyor yani bu oran. Bu yumurtlama ve şeyler. Daha çok soğuk ve soğuk yerlerde, soğuk iklimlerde ve soğuk derelerde, suyun gerçekten soğuk olan derelerde Eylül ayından itibaren balık yukarı yukarı gitmeye başlar ve artık kendini yavaş yavaş yumurtaya vermeye başlar. Evet. Şimdi nerede arayacağız? Soğuk suda arayacağız. Dediğim gibi yani 16 dereceden aşağı bir su soğuk sudur. 16'nın üzerine çıktığı zaman kırmızı benekli için uygun bir su değildir o su. Yaşar mı? Belki yaşayabilir. Geçici olarak 16'ya çıkıyorsa ama sürekli 16 derecenin üzerinde bir su varsa o su kırmızı benekliye uygun değildir. Gerek akan su olsun, gerekse durağan bir su olsun. Çok uygun bir su değildir. Yani kırmızı beneklinin, alabalığın ideal ortamı 12 derece, maksimum 13 derece ve altında sulardır. Kaynak sularıdır. Minimum var mıdır altı? Mesela 0'ın altı veya 5'in altı uygun değildir diyebileceğim var mı? Maksimum söyledim ya Yok. benim. Yani su ne kadar soğuk olursa olsun o balık yaşamasına devam eder. Örneğin Karadeniz'de Kaçkarlar'da, Kaçkar Dağları silsilesinde yüzlerce, binlerce buzul gölümüz vardır. İrili ufaklı. Yani şeyden başlar, Trabzon'dan başlar, Artvin'e, Gürcistan'a kadar o dağlar. Kaçkar, sonra Karçal olur, devam eder gider. Gürcistan'a kadar o dağ silsilesi. Oralarda buzul gölleri vardır ve kışın tamamı donan göller vardır oralarda. Neredeyse tamamı donan göller. Yani gölün hacmini şöyle düşünün. Bilmiyorum görünebiliyor mu? Şu kadar bir hacimde göl düşünün. Şöyle şuraya kadar gölün kışın donduğunu düşün. Aşağıda az bir yer kaldığını düşün. Kaya aralarında, farklı yerlerde. Tamamen donar göl. Çok az bir yaşam alanı vardır aşağıda. O balık orada yüzyıllardır, bin yıllardır yaşamına devam ediyor. Yani su ne kadar soğursa soğusun, alabalık ölmez. Yani suyun soğukluğundan dolayı ölmez. Yaşamına devam Tamam. eder. Soğuk suyu bilhassa sever yani alabalık. Okey abi. Şöyle, su temiz olacak. Kesinlikle temiz olacak. Bir yerde bir lağım karışıyorsa, bir atık varsa, yoğun bir deşarj varsa ve su ısınıyorsa, suyun ısınmasına sebep bir şey varsa, o bölgede alabalığı aramamak lazım. Daha yukarılarda, daha soğuk yerlerde aramak lazım. Tarihsel olarak bütün sularımızda alabalık varmış. Ben bunu çok ciddi şekilde araştırdım. Sohbetin başında Türkiye'deki yerleşiminden bahsettim ve İç Anadolu'nun ortası hariç her yerde bulunabileceğinden bahsettim farkındaysanız. Evet. Zaman içerisinde ne yapmış? Sular ısındıkça, kirlilik arttıkça, insan baskısı çoğaldıkça dağlara doğru çekilmiş. Bunun sebebi ne? Dağlarda oksijenli, temiz, soğuk su kaynaklarının gelmesi dağlardan. Tek sebebi bu dağlara doğru çekilmesinin. Aşağı tarafı biz temiz bıraksaydık, soğuk olsaydı, bu dünyanın ısısı yükselmeseydi aşağıda da yaşayacaktı balık. Ama kirlilik, sıcaklık ve çöp yüzünden ve insan baskısı yüzünden dağlara doğru gidiyor. Nerede kimsenin uğramadığı bir yer var, bir su var, bir soğuk su var. Orada alabalık bulma şansınız çok yüksek. Tabii araştıracaksınız. Bütün buzul göllerinde alabalık araştırılabilir. Kiminde vardır. Çünkü tamamen donan göller de vardır. Oralarda yoktur küçük göllerde. Olması beklenemez. Çünkü göl tamamen doluyordur.
ve balığın orada yüzyıllar boyu yaşamını devam ettirmesi pek mümkün değildir, ama gölün altında az bir açıklık alan varsa kışın, o 6 ay boyunca aşırı yukarıda sineklere atlayacağı zamanı bekler yani o balık. Anladım. Ölmez yani. Kendini zaten rolant, balıklar biliyorsun rolantiye alır kendini. Hani sen de sazanavından çok iyi biliyorsundur. Evet. Belli dönemlerde kendilerini ve bütün metabolizmalarını yavaşlatırlar. Neredeyse ölmüş gibi kendilerini rölantiye alırlar. Ne zaman? İşte zorluk zamanında bunu yapar balıklar, yapabilirler yani. Temiz yerlerde, kanyonlarda, soğuk sularla alamak lazım alabalığı. Diyeceksin ki suyun içerisinde nerede aramak lazım? Öyle bir şey zoru geldi. Yanlış hatırlamıyorsun. Barajlarda nerede avlanmalıyız dedi. Evet. Valla yem neredeyse orada. Yemin, balığın avlanacağı yemin nerede olduğunu tahmin ediyorsanız oraya atmalısınız. Büyük barajlarda şöyle düşünülür hep. Uzağa atmaya çalışılır. Baraj büyük ya. Allah ne verdiyse uzağa atmaya çalışılır. Bu doğru mudur? Belki bir etki yapabilir ama bence doğru değildir. Benim tecrübelerim bu yönde. Balığı öyle çok uzaklarda aramaya gerek yok. Balık nerede rahatsız edilmiyorsa alabalık oradadır. Dolayısıyla av sırasında sessiz olmak, gürültü yapmamak, suya görüntü vermemek, bunlar birinci derecede önemli. Bunları yaptığınız zaman balığı büyük baraj da olsa kıyıdan, derinliğe göre değişir tabii bu iş, 2 metrede, 3 metrede, 4 metrede, 5 metrede alabilirsin. 10 metreden çok daha uzakta değildir zaten yani balık. Çok uzaklara atarız ama ne zaman bu şartlar ne zaman geçerli? Normal davranış süresinde geçerli. Ama balık kıyıdan rahatsız ediliyorsa tabii ki de gölün ortasına gelecektir. Ve sizin ona ulaşmanız zorlaşacaktır. Dolayısıyla uzun atınış yapmanız gerekir. Evet. Ama balık hiçbir şekilde rahatsız edilmiyorsa alabalık göl de olsa, baraj da olsa kıyıda aranır. Gerek yan atışlar, gerek dikey atışlar, gerek çapraz atışlar, gerekse su üstüne görüntü verdiği için alabalık. Çünkü su üstünden de avlanır alabalık. Yani suya bir böcek düştüğü zaman çıkar onu alır iner aşağıya. Size bir görüntü verir ve nereye atacağınızı zaten öğrenmiş olursunuz. Ha, burada bu balık, Takipçi buraya atalım. bayağı. Tabii Takip. suyu gözlemlemek ve takip çok önemli. Yani su çok geniş, çok hacimli bir su diye çok uzağa atma mecburiyetinde değilsiniz. Evet. Yeterli uygun ortam olduğu zaman çok kıyıda da balık aranır. Kıyıdan da çok uzakta aramamak lazım alabalığı büyük Okey. sularda. Nehirlerde taş altları, kaya altları, gölge alanlar, güneşin değmediği yerler, Evet. koyu yerler, balığın rengi nasılsa, buna çok kişi dikkat etmez. Bazı alabalıklar parlak olur. Çünkü bulunduğu ortama uyar. Bazı alabalıklar kara olur, siyah olur. Kapkara olmuş derler. Kapalıdır dere. Dere karanlıktır. O parlak bir şekilde suyun içerisinde geçerse o balık hedef olacaktır herhangi bir şeye. Kendi türü dahil olmak üzere. Dolayısıyla rengi koyulaşır. Yani gizlenmek esastır. Avcı balıkların tamamında gizlenmek esastır. Alabalık da avcı bir balıktır. Birinci derecede gizleneceği yerlere atacaksınız. Başka önemli bir şey daha vardır. Alabalık akıntılı sularda, derelerde, nehirlerde, göl ağızlarında, göle nehir girişlerinde. Bir göl olabilir ama göle güzel bir nehir giriyordur. Tatlı su kaynağı, soğuk bir su kaynağı giriyordur. Oralarda bekler. Niye oralarda bekler? Akış yönünden yukarı doğru kendini konumlandırır. Zaman zaman üstten avlanır. Sineğe çıkar. Zaman zaman alttaki larvaları alır. Ya da küçük balıkları ya da kendi bölgesine giren diğer balıkları saldırır. O Evet. ara avlanır. Zaten rapalanın en büyük şeyi de odur. Bundan bahsettim mi, bahsetmedim mi bilmiyorum. Bu onun bölgesine düştüğü zaman ilk 1-2 saniye içerisinde buna zaten bölgesini savunduğu için saldırır. İlk planda ilk 1-2 saniyede yeme amaçlı saldırmaz. Bölge savunması amacıyla saldırır.
Ve bu saldırı çok şiddetli olduğu için yakalanır. Yani şeysiz, hiçbir kontrolsüz yani. Tabii, direkt saldırır yani. Akarsularda. Doğru bir yere attıysanız direkt saldırır. Hiç takipsiz falan. Gördüğü anda saldırır yani. Doğru bir sunum yaptıysanız. Dolayısıyla askıda beklerken akıntıda hem kendini gizler hem de yemin nereden geleceğini akıntıyla beraber yem nereden geliyorsa yemin nereden gelme ihtimali varsa orada bekler. Dolayısıyla bu iki kombinasyonu birleştirmek durumundasınız. Evet. Gizlilik, saklanma, gizlilik ve yemin nereden geleceği. Dolayısıyla kaya dipleri, akıntının böyle güzel döndüğü yerler, alabalığın çok fazla efor sarf etmeyeceği, akıntıda kuyruğuyla beraber çok fazla orada askıda kalmak için çok fazla efor sarf etmeyeceği su dönüşleri. Mesela şöyle bir şey düşünün, şöyle bir kaya düşünün. Biraz teknik bir konuya gireceğim ama bu kayanın şurasından geçen su akıntısıyla şu dibinden geçen su akıntısı arasında dağlar kadar fark vardır. Siz yukarıdan büyük bir su kütlesinin aşağıya hücum ettiğini görürsünüz ama şuradaki akıntıyla, kayanın dibindeki akıntıyla bunun arasında çok büyük fark vardır. Tabii. Dolayısıyla rahat bir şekilde şu kayanın altında avını bekler balık. Ve direkt saldırır burada. Üstte beklemez, akıntıda beklemez. Ama Akıntıda bekleyen balıklar da vardır ama bu istisnalar kaideyi bozmaz. peki şöyle bir soru var abi burada. Samet Demirel sordu. Abi gerçekten çok güzel bir derede at çek yöntemiyle kasta tutarken alaya denk geldim. Hem de trofeye yakın bir balıktı. O balık nasıl yaşamış olabilir orada diye sorarlar. Valla yani son zamanlarda çok üzücü olaylar oluyor. Yani HES'ler nedeniyle sular daha bu öğleden sonra da bir haber geldi. Derenin suyu HES'e alındığı için HES'teki kırmızı benekli alabalıkların yaşamlarını devam ettirmeleri hususunda arkadaşlarımız çok endişe içerisinde. HES'ler çok zarar veriyor sulara. Ancak yeterli oksijen varsa temiz su akıntısı varsa balığın kendini o kısır dönemde, susuz dönemde saklayacağı bir yer. Ama bu oksijensiz bir su anlamını taşımıyor. Oksijen varsa ve bir şekilde az da olsa bir akıntı varsa benim Bolu'dan gözlemlerim, Bolu'daki derelerden gözlemim suyu neredeyse tamamen kesilen derelerde alabalık popülasyonu doğa nedeniyle yok olmadı. Alabalığı sadece insan yok edebiliyor ya da kirlilik ya da benzer şeyler yok edebiliyor. Su kendi kendine alabalığı yok etmiyor. Bir şekilde yaşıyor. Yani yaşam alanı bulmuştur orada. Yaşayacak kadar o kurak ayı, o böceğin yemin az olduğu, suyun az olduğu ayı kaya altlarında az önce bahsettiğim gibi bir şekilde geçirebiliyor. Bu konuda yaşamını devam ettirme konusunda çok üst düzey yeteneğe sahip zaten. Bir de şunu söyleyeyim. Samet'in avlandığı suların alabalık değil. Sonra aşağıdan gelen suların ısınmasıyla beraber yukarı taşınan balıklardır yani. Arkadaşlar ben mobil veriye geçtim ama görüntüde bir fark var mı? Tuncay abi görüntüde gene problem var diyorlar ama daha ne yapalım ben anlamadım ki. Tuncay abi mobile geçti, ben mobile geçtim, Wi-Fi'den geçiyor. Yani daha fazla ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Yani bir bakın bakalım ben de mobile geçtim şu anda. Tuncay abi zaten mobildeydi. Devam edelim yoksa Wi-Fi'ye geçeceğim yere. Evet abi şimdi güzel zaman da çok hızlı ilerliyor. Evet. Şöyle bir toparlamak gerekirse abi senin şey en son bir konu soracağım abi de. Bir dakika abi soruları alayım. Tuncay Onur Akçay Tuncay sadece alabalık nerede nasıl yakın onu anlatma. Bu alabalığın değeri yakala bırak felsefesi anlatmış. Yakala bırakı Sağ olsun. anlatacağız gerçekten. Sesle devam demiş Engin abi. Tamam.
Şimdi Onur'a buradan selamlar. O da alabalık hassasiyeti çok yüksek olan bir alabalık sevdalısı hatta arkadaşımız. şimdi bir canlı yayına bağlanmak istedi bir arkadaşımız ama şimdi ya başkasını Onur Akçay. Tanıyor musun abi? İyi bir alabalık sever. Aynı zamanda doğa korumacı ve kırmızı benekli alabalıklar hususunda da Yok ciddi o çalışmaları şimdi olan bir bir bağlanıp arkadaşımız. fikir beyan edeyim dedi ama şimdi konuyu bölmek istemedik. Yani Yok, şimdi bağlanmasında benim açımdan bir sıkıntı yok ama internet açısından herhalde bizi sıkıntıya sokarsa onu yok sen zaten değerlendir. üç kişi zaten bağlanamıyoruz. Hı, anladım. O şekilde olduğu zaman yayı dağılacak, konu dağılacak. Gerekirse yayının sonunda tekrar bağlanmayı konuşabiliriz. Ama yayını Tabii. bitirmemiz lazım. Şimdi Tuncay abi şu konuyu en şu seninle ilgili anılar vardı. Anıları soracaktım sana ama onu en sona bırakmak istiyorum. Peki. Bakanlık ve üniversitenin çalışmaları ile sularımızı alabalık aşılama yapılıyor. Bu konuda neler düşünüyorsun? Bu konuyu öğrenebilir miyiz sen de? Aşılama dedin değil mi? Yanlış anlamadım. Bakanlık ve aşıl çalışmaları sularımızı alabalık aşılamaları, evet. Şimdi şöyle, biz ezelden beri alabalıkçıyız tabii. Fener boşuna. Benim bir de dernek geçmişim var, dernekleşme geçmişim var. Hiç bahsetmedik baştan ama onu bahsetme gereği duymadım ondan. Türkiye'de ilk Fener boşuna kurulan diyor sana abi. kim? Hüseyin Mutlu. Hüseyin başkanımız bizim. Başkanıma selamlar burada. Sağ olsun, var olsun. Saygılar, kendisini sever sayar. Her zaman sözüne kıymet veririz başkanım. Evet. Çok sağ olsun. Bu dernek, ben kendimi tanıtırken dernekleşme tarafından, sivil toplum örgütü bakımından hiç bahsetmedim. Bir kurucu olarak, bir alabalık sever olarak bu işlere kafa yorduk 2000'li yılların başlarında. Orman Bakanlığı'ndan randevu aldık ve ziyarete gittik. Yetkili genel müdürümüz, mühendislerimiz, daire başkanlarımızla birlikte oturduk. Orada bir şikayetimiz vardı bizim. O zamanlar Bolu civarındaki üretim çiftliklerinde gökkuşağı alabalıkları üretilip doğal sularımıza salınıyordu. Biz de o zaman tabii ki böyle bir şeyin gerek olmadığını, hatalı, yanlış bir davranış olduğunu, iç sularımıza yabancı menşeli bir balığın en azından kırmızı benekli alabalık olduğunu bildiğimiz ve potansiyel olan sulara bu işin yapılmamasını, eğer yapılacaksa, bunlar ısrar edilecekse, hiç kırmızı benekli doğal alabalıkla alakası olmayacak yerlere yapılmasını istedik, bu balık aşılaması. Tabii bir tepkiyle karşılaştık o zaman. Ne ya, niye zararı var? Yani biz mühendisiz, siz bizden iyi mi bileceksiniz şeklinde bir davranış tarzıyla karşılaştık. Tabii zamanla anladılar bizim ne demek istediğimizi. Tabii biz bu sözlerimizin arkasında durduk. Ve gökkuşağı aşılamayı bıraktılar. Çok doğru bir kararla kırmızı benekli alabalıkları kaynağından alıp Karadeniz'de bir yerde, bir üretim çiftliğinde, devlete ait bir çiftlikte üreterek tekrar aldıkları yere salmaya başladılar ki çok süper bir olaydı bizim için. Süper, devrim niteliğinde bir olaydı bizim için. Bunu niye yaptılar? Yakala bıraktan bahsettik. Çok fazla kişi yakala bırak yapmıyor. Yani bu bir kültür bizim. Benim için bir kültür. Oğlum için, ailem için bir kültür. Neden ben yakala bırak yapıyorum mesela? Onu söyleyeyim. Evet. Ben balığı, yiyeceğim balıktan feragat ediyorum Hasan'cığım. Bunu herkes duysun, bilsin, anlasın. Yani ben yiyebilirim o balığı elbette yani. Benim de midem var. Ben de bir şeyler yiyorum yani. Yemeden yaşayamıyorum yani. Benim de nefsim var. Ben de kırmızı benekli alabalık yemek istiyorum açıkçası. Ama yapmıyorum bunu. Niye yapmıyorum? Çünkü o kadar çok düşmanı var ki balığın. Kirlilik, kuraklık, insanoğlu, HES'ler, daha şu an aklıma gelmeyen bir sürü düşmanı var. İstilacı balıklar, gökkuşağı alabalığı da düşmanı, kırmızı beneklilerin. Ben yemiyorum, bırakıyorum yani balığı. Çünkü yok oluyor balıklar. Dolayısıyla devletin aşılama işlemine girmesi bizi çok memnun etti. Çok isabetli bir karar. Ancak
Yanlış yaptıkları şeyler de var tabii. Yani bizim tahmin ettiğimiz. Bir abimiz var, değerli bir abimiz. Onun yerinde gördüğü yanlışlar da var. Çünkü mesela Sapanca'daki Arifiye Deresi'nden balığı alıyor. Kırmızı benekliği atıyorum. Orada kırmızı benekli olup olmadığını bilmiyorum. Gökçen çiftlikleri falan var ya Kartepe'de. Oradan kırmızı benekliği alıyor. Bir tane de Erzurum'dan alıyor. Kırmızı benekli balığı. Onlardan balıkları sağma yöntemiyle ve üretiyor yumurtaları ve tavaları altlı üstlü koyuyorlar. Yan yana koyuyorlar. Aynı odaya koyuyorlar. Şimdi. Bu da biz düşünmeye başlıyoruz. Ya karışırsa? Öyle ya. Türün orijinalini korumak önemli. Evet. Kırmamak önemli. Bunu nereden tahmin edip biliyoruz? Çünkü kırmızı benekli potansiyeli olan yerlerimize, içerisinde kırmızı benekli alabalık barındıran yerlerimize abant alasını üreterek saldılar. Dolayısıyla ne oldu? Bir melezleşme ve hibritleşme başlıyor. Evet. Bazı arkadaşlarımız abant alası yakalıyor. Ekrana gösteriyor. Ama üzerindeki kırmızı benekleri siliyor. Avlak belli olmasın diye. Ne yaptı? Etkileşim başladı. Abantalısıyla kırmızı benekli birbiriyle etkileşime girdi. Evet. O onun yumurtasını dölliyor, o onun yumurtasını dölliyor. Bunu tercih etmiyoruz. Niye? Bunu biyolojik açıdan tercih etmiyoruz. Dünyadaki hiçbir biyolog bunu tercih etmez. Laboratuvar ortamında araştırma yapmak için tercih edebilir ama doğal ortamda balığın doğal ırkını kırmanın bir anlamı yok. Evet. Dolayısıyla aşılama yapılırken devletin çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Çok inceleyip sık dokuması gerekiyor. Abantalasını her yere aşıladılar mesela. Her yere aşıladılar. İnanılmaz yani. Şurada Ankara'nın kuzeyinde de var yani. Ne oldu? Deşifre oldu. Herkes oraya çöktü ve balığı oradan söküp atma çabası içerisine girdi oltacılar. O ayrı bir konu. Ama aşılıyorlar yani. Böyle her yere aşılanmamalı. Ciddi araştırmalar yapılmalı. Abantalası aşılacak yere. Abantalasının aşılandığı yerde kırmızı benekli olmamalı. Evet. Etkileşim olmamalı. Ya da Sapanca'dan aldığı kırmızı benekli ile Erzurum'dan aldığı kırmızı benekliyi karıştırıp Erzurum'dakini Sapanca'ya, Sapanca'dakini Erzurum'a bırakmamalı ürettiği yavruyu. Aşılama böyle yapılmalı. Evet. Buralarda sorunlar ve pürüzler olduğunu düşünüyoruz. Peki şu an Yani düzeldi mi bu olay? Devam ediyor. ya dile getiriyoruz bunu. Yani bütün tavalar ayrılmalı bence. Yani hepsi için ayrı bir kazan, ayrı bir oda. Bütün teknik değiştirilmeli. Çünkü şey ya şöyle düşünmüyor belki de biz aptal mıyız ya bunları karıştıralım diye. Ama senin aptal olmana gerek yok ya. Biz böyle bir şey söylemiyoruz. Kimsenin zekasıyla ilgili bir ölçüm yapmıyoruz. Kaza olabilir. Tesadüfen karışabilir. Ki karışıyor yani. Kendi gözümüzde görüyoruz. Çünkü atıyorum Karadeniz'de bir suda olmaması gereken bir kırmızı benekli yakalıyorum ben. Ya bunun burada ne işi var diyorum mesela. Ya da Erzincan'da bir suda bir kırmızı benekli balık yakalıyorum. Şaşırıyorum ya bu acaba buranın orijinal balığı mı diye. Dolayısıyla aşılama güzel bir şey. Desteklenmeli. Bunu yapılırken alabalıkçılarımızın bilinci de yükseltilmeli. Alabalığın değeri insanlarımıza anlatılmalı. Ve doğru aşılama yapılmalı. Yani devletin bu konuda yanındayız. Her türlü yardımı yapmaya da hazırız. Gerek zihinsel ve fikirsel ölçüde, gerekse sahada. Yüzlerce değerli, kıymetli alabalıkçımız ve sivil toplum örgütümüz var. Ama aşılamayı bu çerçevede biyolojik ortama zarar vermeyecek, türlerin, ırkların orijinalliğini bozmayacak şekilde yapmaları çok önemli. Yoksa hani alelade bir bakış açısıyla diyebilirsiniz ki ne var ya adam işte aşılama yapıyor, ben de balık tutuyorum, ne güzel değil. Tamam. Ama tür gidiyor, yok oluyor. Benim balık yakalamam, balık yemem önemli. Türün benden 10 nesil sonraki kuşaklara aktarılması mı önemli, daha önemli? Aynen evet. Peki bu Diyeceğim bu kadar. balık çiftliklerinden kaçan balıklar doğal hayatta ortamı karıştığı zaman nasıl soru sorulmuş? Göletli alabalık çiftliği varsa ve buradan balık kaçarsa doğal ortamda ürer mi diye soru sormuşlar da. Günay İlk Karakaş. başlarda biz üreyemeyeceğini tahmin ediyorduk. Ama
derinlemesine araştırmalarda ve tecrübelerde çoğu suda üreme kabiliyetini kazandığı görülüyor. Bunda neye bakıyoruz? Ölçümüz nedir? Aşılama bırakılmış bir suda, yani deşarj, o suya bir daha gökkuşağı alabalığı bırakılmamış. İlk ne zaman bırakılmış? 2005 yılında bırakılmış. İşte ortalama ömrü ne kadar bunun? İşte 10 senedir maksimum. Bilemeden 11. En iyi şartlarda 12 senedir gökkuşağı alabalığının ömrü. Hadi 13 sene olsun, hadi 14 sene olsun. Yıl 2021'e gelmiş. 2005'ten sonra hiç bırakılmamış oraya. 2021'de yavru balık görüyorsun orada. Dolayısıyla tesadüfi de olsa üreme kabiliyeti balığın var. Yok değil. Niye yok? Şimdi gökkuşağı alabalığı sağılarak yumurtasını sağıyorsunuz. Elle sağılıyor. Üstüne de erkek geliyor ve sütünü sağıyorsunuz. Ya da erkeğin sütünü bir yerde sağıyorlar. Getiriyorlar yumurtanın üstüne döküp karıştırıyorlar ve döllenmeyi o şekilde sağlıyorlar. Bu 10 yıllardır, 100 yıllardır böyle geldiği için gökkuşağı alabalıkları hem yumurta atma hem de süt atma bakımından diğer doğal alabalıklara nazaran daha kabiliyetsizler. Zorlanıyorlar. Evet. Yıllardır bu şekilde devam ettiği için. Dolayısıyla balık üreme eğilimiyle üst sulara, temiz sulara çıkma, yukarı yukarı gitme eğilimi de giriyor ve kendini taşlara vuruyor. Taşlara vurduğu için yumurtası dökülüyor. Bir şekilde atabiliyor. Az da olsa o yumurtayı atabiliyor içerisinden bir miktar. Erkeği de aynı üreme eğiliminde, içgüdüsel olarak yapıyor tamamen bunları. Gelip onu sütle spermlediği zaman, sperm döktüğü zaman ne oluşuyor? Yumurta oluşuyor. Havyar demiyorum bakın. Yumurta oluşuyor. Genelde balık yumurtasından havyar diye bahsediliyor Türkiye'de. Havyar başka bir şeydir. Evet. Mamül bir işlemdir yani. İşlem görmüştür. İşlem görmüş balık yumurtasına havyar denir. Evet. Sudaki balık yumurtasıdır yani. Yani havyar deyince hepsini oradan alıp yiyecek gibi bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Yani. O balık yumurtasıdır yani. Dolayısıyla tesadüfi de olsa ve ürüyor ve birçok suda da yaşamını devam ettiriyor. Ben isterdim ki edemesin. Yani bu kontrollü bir şekilde olsun ve yaşadığı birçok suda da kırmızı benekli alabalığımız var aslında. Onlara önem vermek durumundayız. Ben nereden bahsedeyim size? Yani çok bilindik bir yerden bahsedeyim. Manavgat çayından bahsedeyim size yani. Yani her türlü alabalık var orada yani. Manavgat'ın üstünde bütün o çiftlikler, Atlantik somonu mu salmadılar, işte Bruk Trout mu salmadılar, Salvenius Alpenius mu salmadılar, yanlışlıkla yapıyorlar tabii bunlar, bilerek değil yani. Yani o turistik yerlerde, o aşağılarda, ekranlarda boy boy YouTuber'lar paylaştılar yani fotoğraflarını, resimlerini falan filan. Ünlü YouTuber'larımız gidip orada balık tuttular falan filan. Yani kırmızı beneklinin olduğu bir suyu, böyle habitat zengini bir böyle melezler ormanına çevirmek uygun bir hareket değil. Dolayısıyla gökkuşağı alabalığı yaşayabiliyor, hayatını devam ettirebiliyor. Tesadüfi de olsa, miktarı çok olması da o suda barınabiliyor ve diğer balıklar için tehdit oluşturabiliyor. Dolayısıyla kırmızı benekli olan sulardan mevcut durumda avlanılmalı, çekilmeli ve bir daha salınmamalı. Okey. Peki abi, bu soruyu da toparladıysak, aktif balıkçılıkla ilgili nedir? Önemi nedir? Şöyle, şimdi ülkemiz coğrafi açıdan çok güzel bir coğrafyaya sahip. Yani çok hem jeopolitik konumu hem de coğrafi olarak çok boğazlara hakimiz. Toros dağlarımız, Batı Karadeniz dağlarımız, Ege'ye paralel uzanan, pardon, dikey uzanan dağlarımız, Akdeniz'e paralel uzanan Toroslar, Doğu Anadolu yüksek platomuz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Ancak bu coğrafyadan yeterli olarak faydalanamıyoruz. Aktif balıkçılık dedim. Niye aktif balıkçı? Bütün çocuklarımızı aktif balıkçı yetiştirmeliyiz. Aktif balıkçı deyince aklıma ne geliyor? Sabit durmadan, bir yerde oturmadan, bir efor sarf ederek, bir yerden bir yere giderek, av sırasında da hareket edilen, yapılan, ederek yapılan balıkçılıktan bahsediyorum. Bir tekneden değil.
bir sandalyeden, bir kıyıdan, sabit bir alandan değil. Sürekli gezerek el, kol, ayak, zihin, bütün her şeyiniz çalışıyor ve doğadasınız. Balıkçılıkla beraber yanı sıra böcekleri tanıyorsunuz, ağaçları tanıyorsunuz, suyu tanıyorsunuz, otları tanıyorsunuz, hayvanları tanıyorsunuz, balıkları tanıyorsunuz. Evet. Birçok şeyi gözlemleme şansınız var. Kanyonlara giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Dağlara, tepelere çıkıyorsunuz, iniyorsunuz. Hem sağlık açısından size bir geri dönüşü var. Hiç balık tutamasanız bile müthiş bir efor sarf edip 13-14 kilometre yürüyüp bilmem kaç tane kalori harcaymış olarak geri döneceksiniz. Obezite çağımızın en büyük tehlikesi. Amerika'ya bakın, Türkiye'de de yavaş yavaş yayılmaya başladı. Belki senin de, belki benim de, bunu bilimsel olarak bilmiyorum ama ben tahmin ediyorum, ben de o sorunun olduğuna dair. Obezite büyük bir sorun. Bu neden oluyor? Doğal yiyeceklerden uzaklaşma ve hareketsizlik. Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği ne düzenliyor? Avrupa Hareketlilik Haftası düzenliyor mesela. Buna çeşitli belediyelerimiz katılıyor ve yarışmalar yapıyorlar. İşte bisiklet, işte koşu, işte dağ tırmanma, işte trekking falan filan. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde hareketler ve organizasyonlar oluyor. Dolayısıyla aktif balıkçılığı burada desteklemeliyiz. Yani turna aynı. Kefal aynı. Sularımızda yoğun bir şekilde. Deniz kıyılarımızda her türlü balık var aktif balıkçılık için. Gezerek yapılan aktif balıkçılık için. İç sularımızda, derelerimizde birçok balık var. Korunması takdirinde çok sonraki nesillere de bunları iletebileceğiz. Dolayısıyla iyi bir vücut sahibi olmak, sağlıklı olmak, zinde olmak ve doğayla tanışmak için aktif balıkçılık diyorum. Yani çocuklarımızı doğaya çıkartalım. Ellerine birer olta verelim. Bekleme yapmadan, durmadan, sürekli hareket halinde gezerek predatör olan balıkları, etçil olan balıkları, sahtiye saldıran balıkların peşinde koşturalım. Hem bu sayede doğayı sevdirelim, doğayı tanıtalım. Hem de vücutlarının sağlam bir vücut daha büyümelerine şey yapalım. Yani bir spordur aslında. Yani av asla bir spor değildir ama bu yapılan eylemin geneline baktığınız zaman, aktif balıkçılık eyleminin geneline baktığınız zaman hazırlık aşaması, oraya gidiş, kamp kurma ve yürüyüş, yapılan efor, sarf edilen efor ve orada gezerken yaptığınız kazanımlar, kabiliyetler, bütün doğayı tanımınız ve yanında da bir balıkla beraber geri dönüp akşam yediyseniz ya da üç tanesini yakalayıp bırakıp o zevki tattıysanız, çünkü çok daha zevklidir bana göre. Evet. Yemekten çok daha zevklidir. Bu size çok büyük bir kazanım ve geri dönüm getirir. Ve aktif balıkçı olan hiçbir çocuk, ben iddia ediyorum, doğayı tanıyan hiçbir çocuk, doğayı seven, karıncayı seven hiçbir çocuk büyüyünce şiddete eğilimli olmaz. Ve Aynen abi. çözemediğimiz birçok konuyu, birçok meseleyi aktif balıkçılıkla, doğayı sevdirmekle, harekete teşvik etmekle halledebiliriz diye düşünüyorum. Hiç akla gelmeyen bir şeydir bu. Birçok psikoloğun, birçok sosyoloğun, bakanlıklardaki kişilerin ilkokullarla ilgili, eğitimle ilgili, şiddetle ilgili, çocuklarımızı düzgün yetiştirmeyle ilgili değerlendirilmez. Değerlendirilmesi lazım. Bir devlet politikası haline getirilmesi lazım. İlkokullardan itibaren çocuklarımızı aktif balıkçı şeklinde yetiştirmemiz lazım. Bakın altını çiziyorum. Yemek için balık toplamalarından bahsetmiyorum. Çok kadar gideriz halden 10 kilo balık alır yeriz. Balıkla beslenmekten bahsetmiyorum. Ha, ileride çok bol balığımız olur, o da olur. Kilogram sayısını bir üst seviyeye çıkartırız ki balıkla beslenmek iyidir yani. Ama su temizse, yediğiniz balıkta toksin yoksa, ağır metal yoksa o zaman yararlıdır. Yoksa ağır metal varsa yediğiniz balıklarda külliyen zarar zaten yani. Ona Aynen. iyi bakmak lazım. Ona iyi bakmak lazım. Gençlerimizi düzgün yetiştirmek, çocuklarımızı düzgün yetiştirmek açısından aktif balıkçılık diyorum, bir kavram başlatıyorum. Daha önce hiç kullanılmadı. Bence değerlendirilmeli. Milli Eğitim Bakanlığı değerlendirmeli. Derneklerimiz de değerlendirmeli. Bu demek değildir ki beklemeli sazanalı yapılmasın. Ya da beklemeli başka bir deniz avı yapılmasın. Onlar da yapasın. Onların da yeri ayrı. Onların zihni ve bedeni geliştirme şekli de ayrı.
Birçok yerde paralelleşiyorlar. Ama aktif balıkçının içerisinde çok farklı doğayı görmek, çok farklı otla, böcekle, haşeratla karşılaşmak, doğayı sevmek, anlamak, suyu ve suyun dışındakileri özümsemek Evet. ve bunu yaparken de vücudu çalıştırmak. Tamamen bütün bir vücudu. Hem zihni hem vücudu. O yüzden aktif balıkçılık diyorum Hasan'cığım. Rica ederim. Bir dakika rica edeceğim. Arkadaşlar rica ediyorum ya kendi şeyle ilgili konularınızı aranızdaki konuları canlı yayında paylaşmazsanız çok memnun olurum. Konu başka yere gidiyor. Takip ediyorum deminden beri ama Tuncay abi ayıp oluyor. Farklı konulara girmeyelim. Yani kendi aranızda Konu konu. ne ben bilmiyorum Yok abi. Hasan'cığım. Ben Gerek yok abi. Şimdi farklı bir konuya gitti iş. Olmuyor böyle. Bakarsın abi sonra. Şimdi senin canını sıkmak istemiyorum. Şimdi Tuncay abi şöyle bir iki sorum kaldı sana sormak istemem. Ülkemizdeki amatör balıkçılığın gelişiminden bahseder misin? Sularımızın geleceği hakkında düşüncelerin nelerdir? Ondan sonra senin balıkçılıkla ilgili anılarını dinlemek istiyorum. En son o soruyu aldım. Bu sorudan sonra ona geçelim. Bilmiyorum orada ne tür tartışmalar dönüyor ama taş geldi gediğine konacak gibime geliyor. Ülkemizdeki amatör balıkçılığın gelişimi. Evet. Tabii bu sosyopolitik olarak da gelişimlerle, kültürel olarak gelişimlerle de doğru orantılı. Yani sudan şeyler için insanların birbirini üzmesine gerek yok. Aynen. Tartışılabilir. Fikir ayrımları olabilir. Farklı düşünceler olabilir. Ama kırılmaya, dökmeye, insanların eksiklikleriyle ya da fazlalıklarıyla uğraşmaya gerek yok. Sonuçta hedef bu işten keyif almaktır. Aynen abi. Bu iş ne kadar keyifliyse o kadar zevk alınır. Biz de bunu saatlerden anlatmaya çalışıyoruz. Aynen Yani bu abi. iş Bizim de keyifle amacımız yapılan iş. o yani. Dernekler olarak Evet. insanlara bu olayı aktarabilmek. Şimdi eskiden rekabet yoktu, öyle başlayayım. Nasıl rekabet yoktu? 1980'li yıllara dönün. Beni ticari olarak bu işle uğraşan arkadaşlarım teyit edecektir. Ne öyle her köşe başında bir av marketi vardı. Belki de hiç yoktu, şehirde yoktu yani. Bilemiyorum. Silah haricinde, silah haricinde. Olta malzemesinden bahsediyorum. Ulaşılabilir kamış, makina, misinadan, sahtelerden bahsediyorum. 1980'li yıllara döndüğünüzde bunlar yoktu. Daha çok kasnak türü ve yemli avcılıklar yapılıyor. 1990'lardan itibaren Türkiye'ye malzeme girişi başladı. Bir de geleneksel yöntemler vardı. Neler vardı? Mesela tebliğ yoktu arkadaşlar. Yani bunu kimse bilmez. Araştırıp bakmamıştır yani dönüp. Bu işin bir kuralı yoktu belli bir seneye kadar. 1960'da ben yoktum, doğmamıştım. Ben 1968 doğumluyum. 1960'da kural var mıydı? Ben görmedim. Ben o kadar araştırmamadan bilmiyorum. Yok, öyle bir şey yok yani. Evet. Biz su ürünleri kanununda sanırım 1974 menşeli. Şu an o değişen, geçen sene değişen ve bizim halen çok yoğun şekilde değiştirmeye çalıştığımız kanun, yanlış hatırlamıyorsam 1974 menşeli ki ben o zaman 6 yaşındaymışım. Bir kanun yazıldığında su ürünleriyle ilgili. Diyeceğim gelişim geç başladı ama çok hızlı ivmeleniyor. Eskiden sürekli geleneksel yöntemlerle. Neymiş bu geleneksel yöntemler? Sepet, ağ, işte dalyancılık, işte ne bileyim suyun yönünü değiştirme. Yasak tabii bunlar ya. Yani. Suya sepet atma, işte ağ germe, işte serpme. Bunlar hep geleneksel yöntem olarak adlandırılır ama artık bunların tamamı yasak yöntem. 1990'larda oltalı makinenin, kamışın, sahtelerin az sayıda da olsa, minimal sayıda da olsa büyük şehirlerde girmesiyle, başlamasıyla hem bu işe olan farkındalık çoğalmaya başladı, hem oltacı sayımız çoğalmaya başladı. Önceleri bu kadar değildi, yereldeydi. Size şöyle anlatayım. Şöyle bir şey anlatayım. Yani ben kırmızı beneklilerle, alabalıklarla ilgili çok araştırmam ve çok çalışmam var. Doğu Anadolu'da bir yere gidiyorsunuz. Kırmızı benekli cenneti. Soruyorsunuz.
Dedeleriniz kırmızı benekli avlıyor muydu diye. Bilmiyorlarmış. Dönüp de dereye bakmıyorlarmış. O derecede. Yani orada bir cennet var. Orada bir potansiyel var. Türk vatandaşı dönüp dereye bakmıyor. İhtiyaç duymuyor. Henüz farkına varmamış. Oradan balığını alıp böyle yoğun bir şekilde yenileceğini bilmiyor. Bakıyorsa bile dereye çok az bakıyor. Yani neredeyse hiç zarar vermiyor suya, akarsuya. Oradaki balık yaşamına devam ettiriyor. Ama ne oluyor? Teknolojinin ve iletişimin de gelişmesiyle beraber bizim oltacı sayımızda inanılmaz bir yükseliş oluyor. Ne zamandan itibaren zirve yapmaya başlıyor? 2000'li yıllardan sonra internet ortamı başladığında, erişim ve iletişim kolaylaştığında, bununla birlikte ticari anlamda malzeme girişinin Türkiye'ye yoğunlaşmasıyla birlikte, malzemenin ulaşılabilir olmasıyla birlikte bir yoğun bir talep başlıyor 2000'li yıllardan sonra. Bunun sebebi mesela forumlar var. Ciddi reklam yerleri. Malzeme açısından da, avlak açısından da, balığı öğrenmek açısından da. O zamanlar Yahoo gruplar vardı mesela bunlarla beraber. Daha sonra Facebook ve benzeri sosyal YouTube gibi ağlar geldi ve farkındalık sağlanmaya başlandı. Sayı birken 1000 oldu birdenbire. Çok hızlı bir şekilde ivme arttı. Evet. Ama bunun yanında bir kültür oluştu mu derseniz, bir etik oluştu mu derseniz henüz bunu başaramadık. Çünkü kural yoktu. Mesela içimizden şu videoyu sonradan izleyecek. Yaşı genç ya da yaşı hali vakti yerinde yaşlı ya da orta yaşlı insanların kaçı biliyor? Türkiye'de 2000'li yılların başında gece avlanmanın yasak olduğunu kaç kişi biliyor? Mesela Hasan sen biliyor muydun? Yok. Bilmiyordum. Gece avlanmak yasaktı. Niye? Çünkü bir yarışma kuralı varmış. Fransa'da olan bir yarışma. Arkadaş almış getirmiş. Bunun kuralları uygulayalım demişler. O yarışmada da gece avlanmak yasak. O aynen gelmiş. Tok oraya oturmuş. 4-5 tane madde. İlk yasalarımız böyle başlamış. Evet. Biz sorduk sonra. Dedik ki ya arkadaş niye gece avlanmak yasak? Değil helal bakalım. Ne atma şeyi var mı? Yani ne sakıncası var gece avlanmanın? En iyi sazan avları gece yapılır ya. Sabaha karşı yapılır. Ben hep uykularımdan kaldırmış tıktım dintim tinsiller yani. Tabii ya da gece tam akşam yemeği sırasında bir 25 kilo trofe yakalamışımdır yani. Tam akşam yemeği hava kararmış artık. O ara bir yarım saatlik, bir saatlik şey başlamıştır mücadele yani. Yani bazı avlar gece yapılır yani. Çok güzeldir bunlar yani. Siz niye gece avlanmayı yasakladınız? Kimse bilmiyor gecenin niye avlanmayı yasaklandığını. Böyle böyle biz de o sürecin içerisine dahil olduktan sonra tedbirler gelişmeye başladı. Avlığa ulaşım kolaylaştı. Malzemeye ulaşım kolaylaştı. Oltacı sayısı çoğaldı. Ve sonuçta ciddi şekilde Türkiye'de kıskançlık yaşamaya başladık. Avlakları birbirimizden kıskanır olduk. Paylaşmaz olduk. Paylaşımlara tepki verir olduk. Ama bir nesil böyle korunabilir mi? Nereye kadar korunabilir? Ben bir yere gidiyorum Hasan'cığım ve seninle paylaşmıyorum. Ben orayı koruduğumu zannediyorum ama artık iletişim çağındayız. Ben senden saklayarak orayı koruyamıyorum aslında. Bu yanlış bir davranış tarzı. Ben bir suyu, bir balığı, bir doğayı korumak istiyorsam bunu aynen senin gibi sivil toplum örgütü nezdinde, organizasyon nezdinde, dernek nezdinde, teşekkür nezdinde bir takım çalışmalar yaparak bakanlıkla, diğer sivil toplum örgütleriyle beraber, diğer oltacılarla beraber bir araya gelerek el ele vererek koruyabilirim. Evet. Hiçbir suyu birbirimizden saklayarak koruyamayacağız. Koruduğumuzu zannediyoruz saklayarak ama koruyamayacağız. 20 yıl önce sular nasıldı? 20 yıl sonra nasıl? En kolay ulaştığımız sazanda bile artık sıkıntı yaşamaya başladık farkındaysanız. Evet. Yani bahsettiğimiz konumuz alabalık. Çok kıymetli bir balık ve çok nadir bulunan bir balık. Temiz sularda sazan her yerde yaşayabiliyor. Ortamı sağlarsanız her yere ve
kendini ulaştırabilir ve yaşamını devam eder sazan. Yani sazanın yok olmasıyla ilgili bir endişemiz söz konusu değil. Ya Doğal aslında sazanın tabii yok sen yap. olmasıyla ilgili de bir endişemiz söz konusu değil. Ama doğal alabalıklarımızın yok olmasıyla ilgili endişemiz söz konusu, yok olan yerler var. Örnekleri var. Diyeceğim, Türkiye'de hem malzemeye ulaşım kolaylaştı, hem Allah'a ulaşım kolaylaştı. Hem iletişimle birlikte bilgi, bizim şu an burada yaptığımız gibi bilgi alışverişi çoğaldı ve balıkçı sayısında inanılmaz bir patlama yaşandı. Bunu sorun. Yani bu işin en başından beri balıkçılıkla uğraşan, İstanbul menşeli olan firmalara sorun. Varsa muhasebe kayıtları, cirolarına bakın. 1990 yılında ne kadar ciro yapıyormuş? 2021 yılında pandemiyle biraz azalmış olabilir ama ne kadar ciro yaptı? Evet. Veya 2019'da ne kadar ciro yaptı? Cirolara bakın. Mesela burası da hiç değerlendirilmez Türkiye'de. Yani balıkçılıkla ilgili konuşulurken bu cirolar hiçbir zaman ortaya dökülmez. Dökülmeli. Bence dökülmeli. Ne kadar para kazanılıyor, ne kadar para harcanılıyor. Bunların tamamını değerlendirilmeli. Devlet bunların tamamını bilmeli ve bu işe önayak olmalı. Sportif balıkçılığa, amatör balıkçılığa destek olmalı. Diyeceğim, çok güzel gidiyoruz. Malzemeye temin, malzemeyi öğrenme, nasıl kullanacağımızı öğrenme hususunda inanılmaz güzel gidiyoruz. Ama balık az, mera az, meralar bozulmaya yüz tuttuğu için ve balıkçı sayısı çok fazla çoğaldığı için Evet. bir takım kültürel sıkıntılar yaşıyoruz. Birbirimizden kıskanıyoruz, birbirimize karşı tepkide bulunuyoruz. Bazen kırıcı davranıyoruz. Evet. Yani Türk balıkçılığı aslında genel olarak ülkenin, bakanlığının bir amatör olta balıkçılığı politikası olmaması nedeniyle kötüye doğru gidiyor. Yani benim söyleyeceğim bunlar. Okay. Bence her amatör balıkçı balığı korumak için, balığı tanımak için, balıkların devamını sağlamak için, sürdürülebilirlik için bireysel de olsa maksimum derecede çaba sarf etmeli. Bu iş balığı korumak, balıkçılığı geliştirmek, desteklemek sadece derneklerimizin üzerine bırakılmamalı. Derneklerimiz yalnız kalmamalı. Bütün amatörler, bak kendini amatör diyen, ben bir şekilde balık tutuyorum diyen, balıktan faydalanan, doğadan faydalanan herkes balıklarımızı korumak, sularımızı korumak, doğamızı korumak ve balıkçılığımızı geliştirmek her anlamda, geliştirmek açısından var olan teşekküllere destek vermek zorunda, desteklemek zorunda. Yani hiç kimsenin üstüne bulaşmış bir görev değil Türkiye'deki balıkçılığı yükseltmek. Ne derneklerin, Evet. ne sadece benim. Hepimiz bunu yapmalıyız. Biz ne Aynen. yapıyoruz? O yapsın. Ben ilgilenmem, o yapsın. Sadece şikayet ediyoruz. Diyoruz ki alabalıklar yok oluyor. Evet, ben başından beri şikayet ediyorum ama yaptıklarımı anlatmıyorum. Farkındaysanız ona bir zaman ayırmadık. Alabalıkların yok olmaması için neler yaptık? Yıllardır neler yapıyoruz ve asla pes etmedik. Hem bireysel olarak, hem kurumsal olarak, hem ailemle birlikte. Diyeceğim, ülkemizde zamanında geleneksel balıkçılık yapıyordu ama şimdi her türlü yöntem, dünyada, Japonya'da bir ay önce çıkmış bir yöntemi biz burada çok, veya sahteyi bir ay sonra biz burada deneyebiliyoruz. Yeni yöntemlere çok çabuk adapte olabiliyoruz. İnanılmaz güzel gidiyor. Bu konuda çok yetkin, usta seviyesinde gerek ticari kanatta gerek amatör kanatta oltacılarımız var. Uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Süper gidiyor. Yani çok iyi temsil eden arkadaşlarımız oldu bugüne kadar. Ancak içeride bir kültür oluşturmakta ciddi sorunlar yaşıyoruz. Etik kültür oluşturmakta, sürdürülebilir kültür oluşmakta, çatışmayan bir kültür ortamı oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Yoksa eğer balık bol olsa ve yeterli alanlar olsa kimse gidip Galata Köprüsü'nde birbiriyle kavga etmez. Yer kavgası yapmaz. Aynen. Çünkü fark etmeyecektir. Boğazda bir yere gittiğinde de balık tutabilecektir rahatlıkla. Aynen. Kimse kimseden bir yeri kıskanmak zorunda ve de saklamak zorunda kalmayacaktır. Diyeceğim, devletimizin bir politikası oluşturması lazım. Bunun için geç kalınmıştır. Sivil toplum örgütlerine maksimum derecede destek verilmesi lazım. Ancak tabii konumuz alabalık. Alabalık bu ülkenin en değerli alabalık, en değerli balıklarından bir tanesidir.
sadece insanoğlu için değil, habitatın devamı ve etrafındaki yaşamın devamı için de bir suda alabalığın yok olması demek nelere mal olacağını asla kestiremeyiz. Bunu biyologlara danışmamız lazım. Biyologların bu konuları konuşması lazım. Bir akarsudan, bir nehirden, bir gölden, bir buzul gölünden bir alabalığı alıp yok ederseniz, habitattan çıkartırsanız bunun peşi sıra neler olacağını kimse tahmin edemez. Dolayısıyla bu balık değerlidir. Denge olayı yani. Tabii, avlanmalı. Keyifli bir avcılığı vardır ama katliam derecesinde avı yapılmamalı. Etik ve yazılı kurallara dikkat edilmeli diyorum. Yani bak, Evet. sorusu olan varsa alabiliriz şimdi. Ya bir yorum var. Ondan sonra senin şeye geçeceğim abi, soruları alacağım. Sıkıntısı, stresi olanlar genelde aklını korumak için balığa gidiyor. Abim, çünkü doğada balıklarda hayat var, yaşam var, rahatlık var, kafa dinlemek var. Aynen Doğa öyle. balık avı ağrı kesici gibi, ateş düşürücü Aynen öyle. gibiymiş Semet Demirer. Evet, Evet, aynen öyle. Yani. sorusu olan var mı Aynen öyle. arkadaşlar? Tuncay abiye anılarıyla ilgili bir son soru soracağım. Ondan sonra toparlayacağız canlı yayınımızı. Sorusu olan varsa soru alalım. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Anılara geçeceğiz. Evet, Tuncay abi, geçelim istiyorsan. Senin anılarınla ilgili bir şey istiyoruz abi. Güzel avlarınla ilgili anıların şeyler istiyoruz. Güzel Şöyle en basit şunu söyleyeyim. falan varsa. Büyük balıkla ilgili, şimdi hepimizin hedefinde büyük balık vardır. Büyük balıkla ilgili şunu söyleyeyim. Yani bütün metotlar ve dallar için geçerlidir ama gerek fly fishing'de, gerek spinle balık avında, gerek diğer yöntemlerde büyük balıkla buluşabilmeniz için o ana hazır olmanız lazım. Bütün birikiminizle, bütün hazırlığınızla ve tecrübelerinizle, yani yıllar içerisinde çok böyle kaçan balık büyük olur biliyorsunuz yani. Evet. Niye? Yani onu avcı da büyütür ama gerçekten büyük balık da kaçabilir. Yani kaç dolmuştur benim balıklarımda. Yani yıllar içerisinde bütün bir tecrübemi önüne koyduğumda o ana hazır olmanız gerekiyor. O buluşma er ya da geç geliyor. Kullandığınız takımın kalitesi, sağlamlığıyla, tecrübelerinizi o anı yaşarken kullanmanız açısından tamamen kullanmanız gerekiyor. Bundan bahsetmek istiyorum. Anılara gelince, anılar ve maceralar çok fazla. Yani içinden seçeceklerim ne olabilir? Şimdi alabalık avı zor. Değişik coğrafyalarda, kanyonlarda, dağlarda, bayırlarda, şelalelerin altında, üstünde yaptığımız bir av. Vadilerde, derin vadilerde. Tabii hal böyle olunca coğrafya biraz yabanıl oluyor. Akdeniz'de coğrafyayla ilgili düşme kalkma tehlikesi yaşayabiliyorsunuz ama çok fazla yabani hayvan tehlikesi Akdeniz'de, Toroslar'da yaşamıyorsunuz. Ama Doğu Anadolu öyle değil. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ya da Doğu Karadeniz öyle değil. Her an bir kurtla, bir ayıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusu. Ben de belli ayıla bir anım var yani. O bana da damga vurdu zaten, bir iz bıraktı. Ben de genelde ailemle seyahat etmeyi severim. Ailemi de bu hobinin içerisine katarım seyahatlerimizde, tatillerimizde. Ardahan'dan Artvin'e geçiyoruz. Çok da gezeriz ama çok festivale denk gelmedik. Oralar festivalleriyle ünlüdür biliyorsun. Şavşat'ta Sahara Milli Parkı'nda bir festivale denk geldik. Aa ne güzel dedik. Yıllardır Karadeniz'i geziyoruz. Çadır kampı, bungalov işte falan böyle. Dağlar, buz, dereler. Hiç gelmemiştik. Yani tesadüf denk gelmemiştik festivallere yani. Neyse orada durduk. Arabayı park ettik. Festivale katıldık. İşte oynayanları, zıplayanları izliyoruz. İşte kermes var, alışveriş, çocuklar, halk oyunları, halk sanatçıları çıkıyor falan. Yani çok güzel bir ortam ormanın içerisinde. Yani yabanıl bir ortamın içerisindeyiz yani. Ama medeniyet tavan yapmış vaziyette tabii. Her türlü gürültü var. Neyse bir arkadaşım aradı. Neredesin? Dedim Ardahan'dan Artvin'e geçiyorum.
Şavşat'tayım. İlk defa bir festivale rastladık. Şavşat'ın festivaliymiş. Burada dedim biraz şey yaptık ya, takıldık ya. Ya ne duruyorsun? Aşağıda dere varsana, insene dedi. Ya ben biliyorum orada bir dere var da, küçük bir dere var da. Aşağıda bir yerde. Şimdi zamanı mı yani? Benim aklıma soktu tabii. Neyse telefonu kapattım ben akşam böyle. Kararmadan 1,5 saat falan öncesindeyiz. Dedim ki yürüyün gidiyoruz arkadaşlar. Çayımızı kahvemizi içmiş bitirmiştik. Aşağıya dereye indik. Dereye indiğimizde dere öyle çok yabani bir yer değil ya. Kenarında bir otel var. Derenin kenarında otel var yani. Bir yıldız, bir yer, 4 yıldız otel var yani. Dedim ki bizimkilere siz gidin şurada bir sütlaç mutlaç kahve mahve için sütlaç yiyin, bir şeyler yiyin. Ben hemen kasık çizimimi giydim. Şuraya 2 dakika atayım gelin dedim. Şu oltada. Şunu da elime aldım. Dere kapalı bir dere. Fly fishing yapmayacağım. Akşam oldu. 20 dakikan var yok yani. Kararıyor artık yani böyle. Dere de kapalı olduğu için çabuk kararıyor. O akşam ezanı vakti. Belki de akşam ezanı okundu yani. Bilemiyorum. Dereye girdim. Hanımla oğlan da sütlaç yemeye gittiler otele. Otelin parkına arabayı park ettim. İndim aşağıya dereye. Daha böyle vızır vızır o festivalde vızır vızır arabaların geçtiği yerde altına köprünün altına ilk oltayı attığımda ilk parlamayı gördüm. Daha ilk atış. Attığımda gördüm. Adrenalin hemen bir üst seviyeye çıktı zaten. Tabii çıktı ama alamadım. Mesafe çok kısa olduğu için ben kaldırmak zorunda kaldım. Döner kaşığımı. Neyse bir üstteki havuzdan alırım dedim. Bunu rahatsız ettim. Bir üstteki havuza çıktım alamadım. Şöyle bir yukarı doğru baktım. Artık hava kararıyor. Güzel bir havuz var böyle suyun aktığı. Bir böyle güzel bir akış yaptı. Dedim burada büyük bir balık vardır. Şimdi yukarıdan aşağıdan atarsam döner kaşığımı döndüremeyebilirim. Yukarı geçeyim dedim. İki kayanın ortasına çıkayım. Burada nasıl olsa gökkuşağı alıyorum. Kırmızı benekli yok. Gökkuşağı alıyorum. Benden de çok rahatsız olmaz o balık dedim. Önüne geçtim balığın. Hani tahmin ettiğim yerin önüne geçtim ve 4 metre 5 metre ilerime attım oltamı. Bir tur sardım, 2 tur sardım. Tabii yavaş sarıyorum. Akıntı da var. Oldukça yavaş sarıyorum. Zınk yapıştı balık. Oltam şu kadar yani. Büyük bir balık aldım. Şu yani. O basit bir şey yani. Ucunun inceliği şu. Ben bindi balık böyle resmen. İki taşın arasındayım ben. Suyun ortasındayım. Ayağımda kasık çizmesi var. Yürüyerek dışarı çıkabilirim. Tercih etmedim. Balık yaklaştığında o balığı atarım. Ben de zıplarım. Öbür kayaya basarım. Kıyıya çıkarım dedim. Kepçe yok yanımda. Almadım çünkü çok acele ettim. Gökkuşağını yukarı attım. Şöyle kocaman bir şey yani. Havalandırdım. Takımım da sağlandı. Balık kenara gitti. Ben de kıyıya doğru atladım. Aynı anda yapıyorum bunu tabii. Ellerim dolu. Kasık çizmem yerli malıydı ve çok profesyonel değildi. Kaydı. Bastığım taş kayganmış. Taştan ayağım kaydı ve kontrolsüz bir şekilde şuramı, yüzümü tamamını bir büyük kayaya vurdum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ya bana telefon edip ne duruyorsun orada aşağıda dere var diyen arkadaş o ara gözümün önüne geldi zaten. Gaza getiren beni. Şimdi çeneni kırdım Tuncay dedim. Yani uzun yıllardır bu işte uğraşıyorsun. Tehlikesi şeyin hep çok yüksek. Şimdi dedim çeneni kırdım yani o derecede vurdum. Muhammed Ali'den böyle kroşe yemiş gibiyim yani. Bir 3-4 saniye bir kendime gelemedim yani ama zihnimde onu düşünüyorum. Çeneni kırdım dedim yani çene gitti. Eğer çene gittiyse işin çok zor yani çok kötü. Sonra bir durdum şöyle. Şöyle hafif şuraya dokundum. Çenem yerinde. Nasıl seviniyorum yalnız bu ara. Benim kesin çenem kırılmam lazım bu kroşeye, bu vuruşa. Kayaya olduğu gibi kafayı vurdum çünkü. Sonra baktım oluk oluk iniyor aşağıya buradan. Şuradan aşağıya oluk oluk iniyor. Dedim ki bunun bir sebebi vardır. Her işte bir hayır aramam lazım Tuncay. Evet. Kafamı kaldırdığımda o otelin terasından bizimkileri gördüm. Öyle 150 metre gibi bir mesafe var aramızda ama otelin terasından aslında beni görüyorlar böyle aralacak aralıkta. Islık çaldım. O halde. Balığı gösterdim. Çeyrek kan ama. Oluk oluk akıyor aşağıya yani. Islık çaldım balığı. Onlar tabii benim o hale düştüğümü görmüyorlar orada. Sonradan fark ettiler ıslık çalınca.
Yetiştirdim ıslığımı. Balığı gösterdim. Oo falan filan yaptılar. Sonra yüzüne biraz su çarptım ve çok hızlı bir şekilde oradan çıktım. Pansumana gitmem lazım çünkü görmüyorum. Yani burada bir sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var yani. Çok oluk oluk akıyor böyle aşağıya. Yani. Duracak gibi değil yani kan. Hani çenemin kırılmadığına seviniyorum. Ben oradan çıkar çıkmaz 10 saniye sonra büyük bir ayı. Orada. Hanım görmüş. Ben çok hızlı çıktım tabii aşağıya doğru giderek dereden. Hemen arkamdan gelmiş. Devasa bir ayı benim olduğum yerden hanıma doğru bakıyor. 10 saniye önce. Diyeceğim. Tabii yukarı çıkarken telefonum çaldı. Tuncay neredesin diye. Dedim, çıkıyorum. Niye? Heyecanlandım. Ayı geldi dedi el salladığın yere. Hemen senin arkandan geldi dedi ayı. Dedim neyse sıkıntı yok. Karşılaşmadık yani. Yani bir hatadır. Hani adı üstünde bir hata. Çok dikkatli oluyoruz bu tarz bütün coğrafyalarda gezerken ama ben tabii Allah bir bunun daha da bir göster. sebebi vardır Daha göstermesin abi. dediğimde. Çünkü oradan o balığı aldığımda bir üstte çok güzel bir havuz vardı. Eğer düşmeseydim bir üstteki havuza çıkacaktım. Oraya da atacaktım. Çünkü orayı es geçmek istemiyordum. Çok harika bir havuzdu. Ve ayıyla karşı karşıya gelecektim. Nasıl karşı karşıya gelecektim? Elimde bir kokulu balıkla karşı karşıya gelecektim. En tehlikelisi de o. Yani onun kokusunu rahatlıkla, o kanın kokusunu rahatlıkla alabileceği artık nasıl bir refleks verirdi bilmiyorum. Muhtemelen burun buruna gelecektik çünkü ben de çok sessiz davranıyorum. Sessiz sessiz gidiyorum. O da çok sessiz geliyor. Belki de burun buruna gelecektik. Birkaç defa böyle ayılarla anılarım var. Ama bunu da bir hayra yordum. Tabii ne oldu sonuçta diyeceksiniz. Üç dikiş dışarıdan, bir dikiş içeriden. Şurada unutulan bir dikişle Şavşat Devlet Hastanesi'nde gözümüzü açtık yani. Çok geçmiş olsun Tabii abi. bir şey olmadı yani. Sağ olasın. Ya onun haricinde ne anlatabilir? Yani anı çok fazla yani. Alabalık avcı dediğin zaman tamamı macera zaten. Evet. Hani güvenliğe çok dikkat etmek gerekiyor. Ama ülkemiz açısından şunu anlatmak istiyorum. Benim uzun yıllar farkında olmadım ama geçen sene farkına vardığım bir şey. Uzun yıllardır kırmızı benekli alabalık avı alıyoruz. Fly fishing yapıyoruz, spin yapıyoruz. Yakala bırak yapıyoruz. Biz farkında olarak ya da olmayarak oğlanı yakala bırakçı yetiştirmişiz. Ve benim oğlum geçen seneye kadar kırmızı beneklinin tadının ne olduğunu bilmiyormuş. Bunu da nasıl öğrendik? Geçen sene Doğu Karadeniz'de bir buzul göletine gittik 6 kişi. Dediler ki bu sefer bir istisna olsun. Yöreden insanlar da var. Biz seni anladık. Müthiş bir şey yapıyorsun. Biz de senin gibi olabilelim. Bunu anlatalım ne yaptığını. Sen binlerce kilometre öbür taraftan geldin. Buradaki yakaladığın balıkların tamamını bırakacaksın. Biz biliyoruz. Ancak bu akşam için dediler 6 tane balık alıkoyalım. 6 kişiyiz. Herkes avcı. Benim eşim de avlanır, oğlum da avlanır. Evet. Orada bizi misafir yapan arkadaşlarımız da avlanıyorlar. Tabii ben fly fishing metoduyla avlanıyorum. Onu gördüler böyle, aa nasıl bir şey bu falan. Bir de başarılı olduğumu görünce önce inanmadılar. Bırak ya bununla avlanır mı falan dediler. Sonra sinekle avlanıp da başarılı olduğumu görünce artık benden sinek istemeye başladılar. Ya sen var mı birkaç tane bırakabilir misin bize falan diye. Nasıl atacaksınız? Atamazsınız malzemeniz. Sen bırak biz yakalarız falan dediler. Bayağı tava oldular o işe yani. O gün 6 tane balık alıkoyduk biz. Çok uzun yıllardır herkes yakaladığı balıklardan bir tanesini alıkoydu. Ben çok uzun yıllardır kırmızı benekli alabalık alıkoymuyorum. İlkti benim için. 2020 yılından bahsediyorum. Yani 6 ay öncesinden bahsediyorum. Sonra tabii Buzul Gölü'nden aşağıya indik. Biraz yemek hazırladık falan. Birer tane de kırmızı beneklimiz var. Yani 25 santim üzeri limitte bir kırmızı benekli önümüzde. Onları yedik. Oğlum yedi. Oğlum da fly yapar. Spinle avlanır. Benle beraber birçok avlığa gitmiştir. Alabalık. Peşinde dolaşır. Kafasını kaldırdı. Ya baba dedi bu kırmızı benekli ne kadar güzel bir balıkmış dedi. Oğlum 20 yaşına geldi. Artık bu balığa ne kadar değer verdiğimizi ailecek hesap edin. Ben oğluma o döneme kadar bir kırmızı benekli yedirmemişim ve hiç farkında değilim yani. Yani 20 yılda kırmızı benekli yememiş oğlum. Evet. Yani bu da güzel bir anıdır benim için. Bir farkındalık sağlayan, bana bir geri dönüşü olan bir anıdır.
Tabii bir daha seneye aynısını yapacak mıyız? Hayır. Biz yakaladığımız tüm balıkları bırakacağız. Yiyecekse tavuğumuz da var. Çiftlik balığı da bol Türkiye'de. Patatesimiz, soğanımız da var. Biz yakala bırak yapmaya devam edeceğiz. Herkese de bunu tavsiye edeceğiz. Alabalık kıymetli bir balıktır. Yaşadığı coğrafya kıymetli bir balıktır. El üstünde tutulmalı ve korunmalıdır. Yani söyleyeceklerim bunlar. Hani çok keyifli bir iştir. Bu işi herkesin keyif alarak yapmasını isterim. Ama doğaya zarar vermeden yapması tabii ki tercihimizdir. Herkes yapsın bu işi ama doğaya zarar vermeyelim. Peki Tuncay abi. Arkadaşlar başka ekleyeceğiniz, soracağınız bir şey var mı Tuncay abi? Ona göre toparlayalım. Saat de bayağı ilerledi. Yarın tabii işe gidecek arkadaşlarımız var. Tuncay Ben abi tabii saatin farkında değilim Hasan'cığım. şu an Yani saat tamamen kaydettim. 11'e 20 var. Olmuş, çok olmuş. Evet. Çok uzatmışız. Ben 2 saatte toparlayıp bitirmem lazım diyorum ama çok Bitmiyor uzatmışız. Artık sen montajda biraz kısalsın bunları. Çünkü hedefli bilgilere iyi olur. Güzeldi, güzeldi abi. Bayağı faydalıydı. Tabii benim gördüğüm kadarıyla daha çok alabalığı takip eden arkadaşlar izlemeye çalıştı. Haliyle. Yani daha çok sazan camiası ne kadar izledi tam fark edemedim ama alabalığı çok sevenler belli. Sorularından da geliyor. Arkadaşlar soracağınız bir şey yoksa toparlayalım. Videoyu Gezpeder TV YouTube kanalına koyacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız çok minnettar kalırız. Tuncay, senin ekleyeceğin başka bir şey var mıydı? Valla yani usta yoktur, usta balıkçı yoktur. Doğaya saygısı olan balıkçı vardır. Doğayla bütünleşik, bütün bildiklerini güzel aktarabilen, sonraki nesillere aktarabilen balıkçı vardır. Ustalık burada ön plana çıkar. Çok balık yakalamak, büyük balık yakalamak ya da herkesten ayrıcalıklı balık yakalamak bir ustalık işareti değildir, bir ustalık göstergesi değildir. Ne kadar usta olursanız olun, suda balık varsa yakalarsınız. Evet. Bu Suda balık yoksa ustalığınız da işe çok yaramaz. güzel, çok güzel Öğren. bir söz bu yani. Yani bu bilgileri aktaramıyorsanız, öğrenciniz de yoksa ustalığınız yine işe yaramaz. Aynen abi. Bildiklerinizi, doğru bildiklerinizi aktarmak, uygulamak lazım. Suda balık olması için çalışmalar yapmak lazım. Yani suda balık yoksa ne ustalığımız bir şeye fayda eder, ne Bu bilgimiz bir şeye fayda eder, ne aynen evet. ekipmanımız bize fayda eder. Bu yüzden bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Her aldığımızı eve götürür yersek bir süre sonra balık bırakmayacağız. Çocuklarımız aç kalmayacak ama bizim yaşadığımız zevklerden tamamen mahrum olacak. Ama doğanın ne tür bir refleks vereceğini bilemiyoruz, tahmin edemiyoruz. O yüzden doğada olan şeyi yok etmeden faydalanalım. Sürdürülebilirlik diyorum. Sizlerin de hem derneğinizin hem şahsen senin canlı yayınlarda çok takip ettim seni. Çok emeklerin Teşekkür ederim abi. var. Emeklerine sağlık. İzleyenlerin de arkadaşların, gelen, katılan, soru soran, iştirak eden, düşüncelerini ifade eden arkadaşlarım da herkese teşekkür ediyorum. Kırmadan, dökmeden Türkiye amatör balıkçılığını uzlaşı ve barış içerisinde mantıklı ve bilimsel çalışmalarla destekleyip inşallah bir yerlere getirebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah abi. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Desteğin için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de bizi sabırla dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlara yardımcı olabilmişizdir. Bazı bilgileri aktarabilmişizdir. Çok teşekkür ediyorum. Cümleten herkese hayırlı Ben akşamlar teşekkür diliyorum. ederim. Senin nezdinde bir kez daha belki bunu telaffuz etmedim. Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği ve Gespader'in tüm üyelerine hem kurucular olsun şu anki üyeleri olsun herkese teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek abi? Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar Sağ ol, abi. var Çok ol. sağ ol. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Sağ ol.